Tünaydınlar, tünaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen programı söylemezsem olmaz. Başladı. Hayırlı uğurlu cumalar hepinize diyorum. Bircan'cığım, masmavi çok güzelsin. Bugün Arto da mavi. İkiniz çok ahenkle dans Mavi, ediyorsunuz. mavi, masmavi, gözleri boncuk mavi. Mavilim, mavişilim, tenhada buluşalım. O zaman hepinize hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Ekrandan alır mısınız? Kendi ekranımda sadece kendim varım da. Hayırlı cumalar. Peki böyle. Evet. Ben hayalimdeki program. Teşekkürler. İyi günler. O sadece kendine program yapıyor şu anda. Gerçekten mi? Evet. Arkadaşlar o şekilde ayarlamış. Olsun. Biz senin annenden babandan izin aldık mı seni buraya çıkartırken? Lise gibi giyinmiş. Yani çünkü yaşın ufak hayatım. Sen buraya çıkamazsın. Böyle bir şey olabilir mi? Saçları kadın değil gittikçe mi? Geri dönüyor. Maşallah. Her orta yerinden çatlatmaya hazır mısınız? Ay nasıl şişiyorlardı. Şimdi bana da diyecekler ki yalaka, yalaka. Estağfurullah. Evet, ama öyleyim. Işte bakarsanız bağ oluyor, bakmazsanız dağ oluyor arkadaşlar. Bir de şey de çok hoşuma gidiyor. Ne? Güzel ve sağlıklı ve moralim de düzgün. Devamda böyle çalışıyoruz falan ya, oradan oraya, oradan oraya. O zaman şöyle daha da çok güzel haberler aldığımız bir gün olsun. Bugün ben böyle bir gün olsun. Sabah 8.30'da çok güzel bir haber aldım ya. Yani. Tamam. Detayları sonra konuşacağız. Çünkü öncelikle bize ulaşmamız lazım. Hep de bir candan altı. Bütün haberler bende. WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631. Solmaz yeni altı. Kız solmaz. Ay be, söyle. Yani bütün domainlere baktım. Hepsine, hepsi alınmış. Hepsi alınmış. Şu solmaz. Ay solmaz nereden çıktı? Söylemezsem olmazla ilgili bana dönün. Güzel bir Instagram adresi yapalım. Arto Dalga. Ben Arto Dalga. Bir Can Bali. Seren Serengil efendim. Çok acil magazin turuna gidiyoruz değil mi? Çok acil klasikleşmiş magazin turu. Şöyle gözümüz gönlümüz açılsın. Buyurun. Ünlüler dünyasındaki son gelişmeler. Vakaların artmasıyla birlikte ikinci kısıtlamaların gelmesi gündem oldu. Vakalar böyle artarken bir tarafta da Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın tatil planları var. İkili bu yıl geçen yıl tatil yaptıkları yerde yapılan zamlar sebebiyle kalma konusunda kararsız. Eski manken Doğa Bekleriz pandemiye dikkat çekmek için maskelerden bir kostüm yaptı. Deniz Seki yaptığı paylaşımla sosyal medyayı mest etti. Seki'nin yıllar içindeki değişimi olay oldu. Masumiyet dizisinde yan yana gelmeyecek iki insan set arkasında iki yakın arkadaş. Ahmet Kural arkadaşı Ümit Erdem'in kızıyla oyun oynadı. İkilinin güzel görüntüleri çok sayıda beğeni aldı. Ünlülerin pandemi sebebiyle geçmişe olan özlemi devam ediyor. Sırayla Ebru Gündeş ve Tarkan'ın geçmişe özlem paylaşımları. Hadiseden kulis paylaşımı geldi. Güzel şarkıcı bakışlarıyla sevenlerini ele geçirdi. Soral ailesinden aile pozu. Bensu Soral, Hande Soral ve kardeşleri Bediran Soral annelerinin doğum gününü böyle kutladı. Önce Demet Akalın, sonra da Ajda Pekkan, Gülşah Saraçoğlu'nun ünlüler için tasarladığı kıyafetlerin, dünyaca ünlü isimlerin giydiği kıyafetlerle olan benzerliği olay oldu. Demet Akalın demişken geçtiğimiz günlerde AVM çıkışı kameralara yansıyan Akalın çekildiğini fark edince fotoğrafı atarken inceltin diyerek espri yaptı. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Rasim Öztekin hakkında acı gerçek. Rasim Öztekin olması gereken bir ameliyatı COVID-19 sebebiyle olamamış. Huysuz Virjin'in yeğenlerinin çocuklarıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği arasında devam eden vasiyet davası hız kesmiyor. İkinci duruşma 7 Nisan'da. Fenerbahçeli futbolcular Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş maskesiz bir şekilde kameralara yansıdı. Çekildiklerini fark eden Mesut Özil, "Çekmeyin artık" diyerek sitem etti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent de kızının dargın halleri çok güldürdü. Haluk Levent, "Kızınızla aranızda bir sorun mu var?" sorusu karşısında ergenlik durumları biraz tavır yapıyor. "Aramız limoni" sözlerini kullandı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı tam gaz devam ediyor. İkili geçtiğimiz gün el ele görüntülendi. Oğuzhan Koç kaçmıyor ve saklanmıyorduk sözlerini kullandı. Babam ve Oğlum filmiyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Fikret Kuşkan, Akif filminde Atatürk rolünü oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Antalya'da film çeken dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Türk kültürünün kendisini çok etkilediğini söylerken Antalya için de ayrı bir parantez açtı. Final yapacağı söylenen İbo Show programı kanalla 16 bölümlük yeni bir sözleşme yaptı. Yapımcı Polat Yağcı ise iddialar tamamıyla yalan, çekimlere devam ediyoruz sözlerini kullandı. Yasemin Şefkatli ile evlenmeye gün sayan İdo Tatlıses evlilik için tarih verdi. Genç şarkıcı aksilik olmazsa Mayıs sonunda evleneceklerini söyledi. İrem Delici aşk hayatı hakkında açıklamalar yaptı. İrem Delici sağ gösterip sol vurmaya devam ediyor. Delici'nin önce ilişkisi olduğu ortaya çıktı, sonra arkadaşız dedi. Şimdi de geçtiğimiz gün bir şey olursa söylerim diyerek aşk iddialarını yalanladı. Kutsi'nin Sibel Ülker'le evliliğine 8 yıllık eski ilişkisi Feyza Çipa'dan olumlu tepki. Herkes mutlu olsun. Şarkılar Bizi Söyler yarışması geçtiğimiz gün büyük ses getirdi. Müzik ziyafeti yaşandı. Deniz Seki, görenleri şaşırtıyormuş. Ben moralli oluşunu seviniyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü çok uzun bir süre zaten moralsizdi. Çok kötü günler geçirdi. Çok iyi bir ses, iyi bir besteci. Çok güzel şarkıları var. İyi olması benim tümüyle temennim. Yani iyileşmesi ve iyi olması çok güzel. Yalnız evet. Şunu söyleyeyim. Şimdi bakın mesela hepimiz Instagram'daki o alttaki bütün filtreleri kullanıyoruz. Ama normal hayatımızda da işte şu anda siz bizi ekranda nasıl görüyorsanız, yani burada filtre yok, hesap yok falan. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi fotoğraflarda tamamen değiştirip normal hayatındaki halinden tamamen farklı olursa, o zaman da aa böyle miymişmiş, işte değişmemiş, işte çok kötü. Bazen işte yaparlar ya öyle ünlüler. Ay bu da bu şimdi, muymuş? Bu kadar da fazla gerçekten hani... Gerçekten çok geçen gün bir tane böyle diyorsun. Bir dalgalı bir topuz vardı. Harika bir fotoğraf. Evet. Ama gerçekten kılıcık böyle saç. Olup olmadı mı? Sonra ben Bircan'a dedim ki yani Bircan böyle olmuş olabilir mi? Ben baktım. Çünkü ameliyatlar da geçirdi. Sayfasına baktım, videoda öyle değil. Hani fotoğrafta çok güzel çıkıyor. Videoları yine aynı Deniz. Ama yeter ama ki pozitif olsun dediğin gibi mi? Çok pozitif. Evet. Ama kilo verdi. Kilo verdi. Yani bir ameliyatlar oldu. Hani o gerdirme ameliyatları oldu. Fazla o derileri falan toparlattı falan. Sonuçta bundan moraldir bir kadın için ve çok doğrusunu yaptı. Çünkü daha önce mide ameliyatı olmuştu aynı o da benim gibi. Fakat aldı. Çünkü alkol kullanıyordu. Sanıyorum alkolü de kesti. Zaten alkolü kestiyse... İnsanın o suratına yansıyor. Bir de yani cildine falan yansıyor kötü alkol bir, içmemek. Şu anda kötü bir ilişkisi yok. Daha doğrusu ilişkisi yok muhtemelen. İşte daha iyi oluyor insan ilişkisi evet. Olmadığında. Aynen öyle. İlişkisi olmadığı için kendini... En iyi şey ilişkisi olmamak. Kendini eğer ki iyi bir ilişkin yoksa evet. Evet. Yani Kıvanç, senden bir şeyler götürüyorsa evet, falan. Kıvanç Tatlıtuğ gibi ne bileyim Burak gibi bilmem ne yani düzgün bir ilişkin Kıvanç'ın yoksa... Kıvanç'ın ilişkisinin güzel olduğunu nereden? Gerçi sen dayak yiyor dedin değil mi? Ya, dayak. Çocuklarda da şey değil mi? Şiddet var dedi. Bir şey şiddet söylemem var lazım. Dedi. Dün bu Saadettin Saran'ın eski eşinin tarafından insanlar aradı ve eski eşimle de görüştüm. Görüştün Emek mi? Hanım. Görüştüm. Evet. Dedik ki hani Nişantaşı'nda işte bir yasak aşk, evet. Bir üniversitenin sahibi, evli bir beyle bir yasak aşk falan yaşıyor. Durum şu. Bir tane herkese tehdit eden bir web sayfasının sahibiyle eski kocası çok yakın. Evet. Ve bunları bilinçli ve eski kocalarından bir tanesi diyeyim kim olduğunu söylemeyeyim.
bilinçli bir şekilde kadıncağız ayrıldığından beri sadece bunlar değil çok daha başka işine engel olmaya çalışıyor. Hep aynı taktikler. Arkadaş olduğundan zaten belli ikisinin arkadaş olduğu. Çünkü engellemeler, işte onu işlerine mani olmalar. Hep aynı şeyler. Hep aynı şeyler. Yani ekmekle zaten, oynamalar, ayak kaydırmalar, namusa laf etmeler. Yani hiç her yeri aramalar, iş verdirmemek için. Bu, kadın ayrılmak istemiş o kişiden. Kocalarından bir tanesine isim vermiyorum. Bunu şey yapmış. Çünkü kızına falan çok baskı uyguluyormuş. Öyle mi? Evde aslında bana birisi daha söylemişti. Onun da çocuğuna o baskıyı uyguladığını ve hiç de mutlu olmadığını ve çocuğunla alakalı aynı evde yaşamak istemediğini falan. Kadıncağız da aslında aynı sorunlardan ayrılmak istemiş ve kendisi 1 lira da hiç para almamış. Hiçbir şey de istememiş ve ayrılmış. Eski eşlerinden bir tanesinden bahsediyorum. İsmini söylemeyeceğim çünkü başka eşleri. Yani haberin doğru olmadığını zaten biz kapatırken evet. Yalan haber olduğunu söylemiştik. Bir de sen kadıncağız diyor ki yani, yani uğraşmaları bitmemiş yani. Uğraşmaları ve bu yalan şeylere aynı taktikler. Hani arkadaş. Bunları da yayan onun o hani uyduruk magazinci bir arkadaşı var ya o yayıyor. Kendi peki taktiklerinden işte. Peki yani o zaman doğru değilmiş o haber hanımefendi. Yani bu tabii bütün gazetelerde çıktı. En azından bu arada doğru olmadığını geçmiş olduk. Evet. Peki hadisenin kulis paylaşımını verelim. Sefa Doğanay'ın şarkısı herhalde. Yani ben aslında şarkı geçen yıl değil mi? Ya bu yeni değil bu şarkı ama. Evet geçen sene çıkardı. Hadisede böyle bir arabesk ruh var. Sen farkındasın değil mi? Herhalde var. Var var yani, öyle bir olmayacak. İçinden onun bir arabesk geçiyor zaten. Hani o belki başka bir yerde kendini şey konumlandırıyor ama o kadar el veriyor, işte ele veriyor ki kendisine. Oha tavırlar, bir edalar falan. Şarkı bu arada çok güzel. Ben Sefa'nın ama o şarkısını şey çok beğendim. Sen hasta mısın Allah korusun? Normal değil mi? Çok ilgilendirirsen hastaysan biteriz. Artu biraz şey bugün nezle. İnşallah. Nezle mi? İnşallah nezledir. Nezle. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim. Değil, motora çok biniyorum ya. Motora bindiğim için. Ha, o rüzgar. Motora bir de yıkanıp biniyorum ben. Evet yani ben dayanamıyorum abi yani. Hastayım çocuk. Hey abi yıkanıyorum. Pat diye 5 dakika sonra dışarı çıkıyorum motoru biniyorum. Bir de böyle bir havada yani. Manyak mısın? İşte. Pat diye sonra yani yıkanıp da motora binersen olmaz. Hastalanırsın. Çıplak binmiyorum aşkım ama yine de tabii. Yani. Şimdi arabam var. Garajda bekleyen arabam. Ay dur be. Allah yani. Evet. Hadise. Ne diyorduk? O şarkıyı bitirdik. Hadise. Mi? Hadise yani. Ama doğru. Hadise. Bütün gurbetçiler Emrah'mış, Müslüm Gürses'miş. Onlar esas onları dinlerlerdi. Öyle deme. Bunlar hepsi Almanya kervanına gitmiyor muydu eskiden bilmem sanatçılar? Mi, tabii. Oradaki gurbetçiler özlem doluyor. Zaten hadise de muhtemelen oradaki türkü barlarda çıkıyordu. Daha sonra nasıl buraya geldi? Yani öyle bir yerlerde muhtemelen. Barda falan çıkmıyordur canım. Performans şarkı söylemiyor muydu? Ama oradaki şarkı söyledi ama orada hep yabancı bir tane. Hayır, yabancı. Yabancı bir tane menajer buldu kendisine oradayken de. Ben öyle biliyorum. Yani kız direkt. Hayır mesela orada şarkıcı veya sanatçı olanlar. Hı. Orada öyle yerlerde başlıyor. Ama o işte hedefini oraya koymadı ondan buralara geldi. Öyle başlıyor. Ha, biraz başlıyor. Prova yapıyor. Biraz deneyim. Tamam Tarkan oradan da öyle. Da, Tarkan da Gölcük'te düğün i̇şte salonlarında. Onu söylüyorum. Hedefleri var. Ben sana başardılar ama. Evet. Ya mesela, bak, biz kızgın oluruz. Yeni markası da tuttu. Ne o, markası var? Şey kolajen mi bir şey yapmışlar ya böyle insanlara iyi gelen tuttu. Onu bilmiyorum. Tuttu mu? Öyle mi? Tuttu. Peki o zaman... devam edelim. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç el ile görüntülendi ve hiç yakıştırılmıyor ya. Yani hiç fiziksel olarak yaklaştıramıyorlar onları yani kafalarda. Nasıl mesela insanları yakıştırmamız gerekiyor? Ben çünkü menfaat gibi görüyorlar o yüzden. Oğuzhan için evet. Ama birbirinden bir daha... türlü kız sanki hep özveride tamam, bulunuyor kız gibi. Kız flash bir isim ama Oğuzhan da çer çöp değil yani. Yani. Hani şimdi Oğuzhan'ın da şarkıları fena ya değil ya. Ya şöyle oluyor. Hayır. Yani. Kız modern gözüktüğü zaman daha böyle şey. O yanındaki şarkıcı arabesk falan söylüyorsa hemen yazık çullanıyorlar. Öyle oluyor her zaman yakışmıyor sana falan deniyor yani. Yapıyorlar bunu. Bu şiddeti görüyoruz. Halbuki kalp başka bir şey. Kalp. Bugün ayrı. Bak bu şey bugün programda bir şey olacak. Yani. Aa hiç ne olabilir? Her şey olabilir Serhan'cığım. Sen bugün liseli benim kızlar gibisin. Benim olduğum yerde. Ya ne alaka saçımı toparladım şöyle.
Pırpır. Onu da pır, hiç pırpır değilim ya. Nerede bir pırpırlık var sende. Bende mi? Gidiyor gidici. Pır. Evet. Bana diyorsunuz en son başıma ben demiyorum ve ben bunu şakasını da sevmiyorum. Yine 47 kiloya düşmüşüm. Ay demin kendi dalga gücü diyorum ki gözü diyorum şeye bakıyor toprağa bakıyor. İşte benimki de bakıyor diyor ama devamlı çektiriyorum böyle. O yüzden ben inşallah gidiyorum diyorum o yüzden de yukarıya doğru. Gittikçe yukarı çektiriyorum diyor. İboşo dün yok hayır hafta başında konuştuk dedik ki böyle dedikodular var ama reytinglerde kötü değil dedik. Bitebilir. Biz destek olduk. Menajerlik payını alırız. Tabii, 16 bölüm daha. Kanal 16 bölüm daha anlaşma yapıldığı iddiası var. Polat Yağcı'dan bir açıklama geldi. Araba da almış. Bir kesin, tane araba evet, hediye etmişler. Bize son model bir araba hediye etmişler. Kesinlikle program bitmiyor. Çıkan haberler yalandır demiş. Zaten biz de böyle bir reytinge o kadar evet, ucuz bir yapım. Ya, ucuz derken dizi gibi pahalı değil. Hayır, bunu magazin sayfaları aynı anda paylaştı. Birilerinle uğraşmak istediği zaman İşte bunların olmadı. Hepsi birbirlerine arkadaşlar çoğu. Ben çözdüm artık kim kimle ne. Tabii yıllar içinde. O yüzden de bunlar birdenbire İbrahim Tatlıses'in programında tutmadı falan deyip mahsus böyle haberler çıkarttılar. Ama şimdi ne kadar çıkartırsan çıkart oradaki reytingi görüyorsun ya. Hayatım yani bir yani, müzik programı devamlı yani, ilk onda. Daha ne olabilir yani bu yani, kadar? Bir dizi bak şimdi dün veriyoruz Masumiyet evet çok izleniyor ama 11'de mesela şu anda totalde 11'de. Bunun totali de yüksek, AB'si de yüksek ve dizi kadar pahalı bir iş değil. Maliyeti, her türlü kanal kurtarıyor. Aynen. Kanalı para kazandırıyor. Bir de kanal devamlı bütün hafta bu konuşuluyor. Kanalın reklamı yapılıyor. Evet öyle. Ya. Bir şey değil mi? Şey yani basın değeri de çok yüksek. Nasıl İboşov bak. Beğenirsin beğenmezsin performansı aynı olmaz. Nasıl İboşov döndü yine nasıl magazin şey oldu böyle? Evet. Ya çok güzel. İboşov'un dönmesiyle müzik sektörü tekrar diyor. Canlandı. En önemlisi ya bizim müzik sektörümüz. Ölen ünlü modacı yani, gibi biliyorsun değil mi? Hı? Jenny gibi. Ay, evet. Nasıl o varken herkes meşhurdu. Herkes derken top modeller vardı. Starlar vardı. İman, Claudia Schiffer, Cindy Crawford. Ne bileyim hani. Kesinlikle haklısın. Çok doğru söylüyorsun. O kadar güzel örnek verdin ki işte aynen. İşte Jenny'nin vefatından sonraki şeyin moda sektörüne. Tabii her şey durdu. Her şey durdu. Star modellik durdu. Her şey durdu yani. Ama bir de sadece dizilerin olması da farkında değil kanallar. Dizi kanalları da bitirdi. Çünkü evet, eskiden müzik kanallarında pardon kanallarda müzik programları vardı, eğlence programları vardı. Yani herkese aynı şey. Yani bir tek vardı. Bu evlilik bu gündüz kadın kuşağındaki aynı şey. O onun kocasını da kaçmış, öbürküsü bilmem ne kovalamış. Ama bak kaçmayan ve kadın o, yok. Yok çok güzel oluyor. Hani siz bize devamlı bir şey atıyorsunuz ya hani ünlülere. Onları seyredin de neler yapıyorlar? Ünlü olmayanlar iyi bakın onlara. Mesela normal şartlarda bunların da televizyonda yayınlanıyor olması çok enteresan. Ya yani Seren. Evet biz bir şey söylerken ben şoka giriyorum. Söyleyemiyorum. Evet, aynı aileden beraber olanlar. Biz yine de kendimizi şey bozmayalım ama. Herkes aynı saatte ben yayın şuna yapıyor. İnanamıyorum. Yani bunu defalarca görüyorum bu kadın programlarında. DNA ile baba bulunuyor. Yani babasının kim olduğunu kadın hatırlamıyor bak. Ay bir de hayır. Hatırlasan o DNA ile bulunuyor. Adam, kadın böyle yapıyor. Oh canıma değsin. Oh senden değil çocuk. Oh. Bravo bunu yaptı. Ben böyle bir rezillik. Yaptı bunu. Yaptı. Böyle yaptı. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu biz yapsak 7 gün kapanma alırız herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Bir kadın şaka çıktı. Gibi yani. Kadın kocasını yavaş yavaş fare zehriyle yavaş yavaş öldürüyormuş. Bundan önce kocasını da öldürdüğü düşünülüyor. Düşünüyoruz kadın. Sakın. Bunların hepsini televizyonda biliyorlar. Biz de bunları da öğreniyor insanlar yalnız, işte. Yavaş yavaş olunca hemen ölmüyormuş. Ona hemen anlaşılıyor mu peki sonra? Ya çok enteresan neler var yani. Şimdi yavaş kocanıza yavaş. Kocanıza bu işlemleri sakın yapmayın. İnsan nasıl birden severken bu hale dönüyor ya? Fare zehri de verilir mi insan kocasına? Çünkü birden başkasını sevmeye başlıyor. E tamam defolsun gitsin ayrılsın. Ben anlamıyorum bu sistemleri yani. Çok sevdiğim bir isim Fikret Kuşkan. Çok ekrana evet, yakıştırırım. Tabii. Çok önemli bir oyuncu. Çok iyi oyuncudur. Atatürk. Evet Akif filminde zaten diyor yüküm ağırdı. The Pragman'ı anlatıyor bunu. Diyor ki Atatürk'ü oynamak yükümü fazlasıyla arttırdı. Zaman zaman altında ezildiğimi düşündüğüm bu sorumluluk benim için aynı zamanda çok büyük bir sınav diyor. Çok ve önemli bir rol. Ya zaten Fikret Kuşkan muhteşem bir isim. Nereye girerse bambaşka bir yere kaldıran bir isim. Vinç gibi bir isim yani. Şimdi fiziki özelliği hiç benzememiş olmasına rağmen. Evet benzemiyor doğru. Atatürk'ün bakışlarında
duruşunda enteresan bir mesafe vardır. Bir de Fikret Kuşkan da Atatürk gibi minyon, böyle uzun boylu değil. Atatürk yani, de minyon bir lider. Fikret de böyle ekrana yakışır, küçüktür yani ama dev bir adam tabii. Bu arada tabii Atatürk. Ama hiç kimse onun kadar yakışıklı değil. Hiç kimse onun kadar iyi giyinmiyor. Yani nasıl bir adammış dünyada bak yani hiçbir lider bizim liderimiz kadar yakışıklı değilmiş ya o kıyafetleri falan yani o kadar kültürlü. Yani bu arada tabii Atatürk'ten bahsetmişken İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı. Evet, onu da söyleyelim. Zaten Akif filmi aslında bu ana denk gelmesi güzel oldu. Bunu da hatırlattığın çok iyi oldu. Dün bütün dün Galata'daki şöleni gördünüz mü? Muhteşem bir görsel şölen. Yalnız oradaki şölenler ve görsel şölenler gittikçe muhteşem olmaya. Daha da güzelleşiyor. Muhteşem aynen olmaya öyle başladı. Çok güzel oldu. Çok güzel. Yani Paris'teki, Galata'nın daha keyifli bir hale geldiği zamanlar. Paris'teki Eiffel gibi. Evet. Galata tabii çok etnik ama bir yer. Ama evet çok orada çok turist falan da var yani. Bir de çok etnik evet, bir kültürel çok güzel bir yer. Çok eski çok bir yer. Çok güzel mağazalar da var, elbiseler falan. Şimdi etnikler, kültürler, mağazalar tabii. Evet, mağazalar da var diyor. Peki şimdi enteresan bir konu. Feyza Çıpal'ın Kutsi Evliliği'ne yorumu. Çok yakın arkadaşını arıyor. Huzur Sokağı'ndan arkadaşını arıyor Nilgün'ü. Ve diyor ki hadi tahmin et bakalım Kutsi kiminle evleniyor. Hadi bir tahmin et. Ben de isim sayıyorum tabii diyor. Ama diyor bilemedim diyor hani niye bu kadar sevindiğine diyor. Söyledim diyor yani Sibel'le mi evleniyor? Evet demiş. O demiş ki niye bu kadar mutlu oldun demiş. O demiş ki herkes mutlu olsun. Asla hiç üzülmedi. Keyfi de çok yerindeydi. Benim hiç umurumda değil demiş. Evet. Tabii ki değil. Kür bu ya. Kür. Tabii ki kür. Ben şimdi bu cümlede bir eksiklik var. Çünkü tahmin et bakalım kiminle evlendiğinin altında bu seçeneğin daha önceden aklına gelmiş olmasıyla ilgili bir durum var. Tahmin et. Çünkü demek ki aralarında daha önceden böyle bir şey konuşmuşlar. Ama bir de 3-4 aydır zaten birlikte. Ama zaten ama bunu demezsin ya. Demek ki hayatında başkaları da var Kutsi'nin. Hayır bence bunlar beraberken de bu kadını tanıyordu o zaman. Yok ya. Tahmin et kimle evleniyor demen için. Ama 4 için aydır birlikte olduğu için zaten ama bu kızlar. Ama o zaman tahmin et demezsin ki bir dakika yani. Ben şimdi hemen yerine koyuyorum. Ben Seren'i aradım. Eski ilişkisiyle alakalı diyorum ki tahmin et çocuk kimle evleniyor. Seren de o ona. O da hemen söylüyor. Ama hemen söylerse demek ki vardır bir şey. Bana sakın öyle bir önceki gelmeyin. Hiç sevmem böyle mevzuları. Benim sana verdiğim haberleri biliyorsun. Herkes layığını bulmuş derim ben. Ama mesela birden nokta atışı yaparsan demek ki şüphelendiğin. Hayır sen de dersin ki mesela senin bana bunu söylemen için bunun daha önce mutlaka bizim de bildiğimiz yani bir şeyi birisinle beraber olması lazım ki tahmin et kiminle. Yani hani geçen konuşmuştuk ya dur devamı değil mi onun? Anladın mı? Yani zaten bizim mevzumuzda vardır bu kadın. Ay bence bu arayan da çok iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum direkt bu arada. Ötmüş. Ay ya, direkt ötmüş. Aynen direkt arayan ötmüş bir de direkt hani madilik ötesi yani böyle. Yani diyor ki bir bakalım seninle eski sevgili kimle evleniyor? Hayır Kutsi, Feyza arıyor hayatım. Ha Feyza mı arıyor? Feyza arkadaşını arıyor. Ben de arkadaşı Feyza'yı arıyor zannediyorum kötülük arkadaşı yaptı. Arkadaşı dediği hanımefendi bu hanım. O da Huzur Sokağı'nda Kutsi'nin annesi rolündeydi. Evet çok iyi bir sanatçıdır. Bu çok çok iyi bir oyuncu. Ama ben o zaman yine ona da birazcık hafif kızmıştım. Çünkü bu ilişkiye şahitti. Ve o zaman da Kutsi evliydi. Bazen yanındakini tutuyorsun arkadaşını yapacak bir şey yok. Bak, çünkü bakıyorsun ki hayır arkadaşını tutacaksın bak şöyle yani tutmak değil de arkadaşına iyi bir arkadaşsan yol göstereceksin aynı zamanda. Yani şimdi mesela sen bana bazen ne diyorsun şunu yapma diyorsun. Bunu, şimdi dinliyor ama musun? Yanımdasın. Dinlemiyorsun. Ama ben şimdi bu tip bir suç işlemedim hiçbir zaman. Ben kendimle alakalı kendime verdiğim zararlarla alakalı evet. Sen yok şey kola içiyorsun yok su içiyorsun evet. Yok. O başka bir şey ama burada bir yuva yıkıldı. Yani yuva yıkılırken hamile bir kadın vardı. Yani bunlar bu sırada bu fotoğrafları beraberken işte o zamanlar çektirdiler. O yüzden de hani birazcık arkadaş veya bir hanımefendi bir tık daha büyük tabii ki Feyza'da. Hani biraz daha belki ablalık yapsaydı. Söylemiş olabilir mi? Yani ya da demiş olamaz mı? Ya canım benim bu adam evli. İstiyorsan evliliği bir bitsin. Seninle ilgili bir gerçekten evet. Sevgisini göstersin. Ama işte o süreç içerisinde çekmiştirmiş olduğu fotoğrafların içerisinde bulunmazdı mesela sen ben onu söylüyorsun. Yani. Hani bilemedim bile. Neyse artık zaten
geçti gitti bitti. Aynen. Kimseye de yar olmadı. Şimdi bu yeni bu hanımefendi için, yeni eşi için de çok can sıkıcı bir durum. Devamlı Feyza'nın konuşulması olur artık çünkü evlenmiş. O kadar olacak. Ahmet Kuralı. Ahmet Kuralı Ümit Erdem'in kızıyla çok bayıldık. Güzel vakit geçiriyor. Kız çok tatlı. Ümit'in kızı çok tatlı. Yani Ümit Allah'tan Ümit'e benzememiş. Allah korusun. Yani aslında Ümit'in de yüzü güzeldi de çok zayıfladı ya. Ondan çok değil mi? Çok zayıfladı. Bak, ondan. Yo ama annesinin aynısı. Annesine benziyor. Ya bir gülüşüne ömrünü vereceği kızı? Sestir bu bak. Ümit. Ümit kim? Erdim. Ümit Erdim'in kızı. Ay çok tatlı ya. Ya çok güzeller. Onu bize versenize birazcık. Mesela Ahmet boş zamanlarında sizin eve de gelebilir. Oynatmak için evet, ama niye Ümit arkadaşım? Bir şey söyleyeceğim. Evet ya ne kadar başarılı. Evet. Ama benim kız daha o bilinçte değil. Peki şöyle bir şey düşün. Senle oynar. Bizim bam bam o zaman. Bam bam bam. Bak Ahmet, çocuklar Ahmet kendine gelmemiş mi? Bazen işte kötü bunu bir ilişkiden... Bunu kız arkadaşının izlediğini düşün ne kadar güzel bir görüntü. Tabii. Bazen kötü bir ilişkiden çıkmak... Onun bir kız arkadaşı var şu anda. Tabii avukat bir kızla birlikte aynen. Çok güzel bazen bir bazen işte var. Güzel, kötü bir ilişki ne yapıyor insanı? Güzel bir ilişki ne yapıyor insanı? Evet. Peki şimdi bir ilişkisini bitirip Survivor'a giden bir isimden bahsedeceğiz. Çağrı. Çağrı biliyorsunuz gergin. Gergin ama ağlıyor. Çok sebepleri yok mu? Sebeplerini dinleyelim. Yani... Bunu. Nasıl buldun? Samimi? Ben samimi buldum. Bir işin içine anne girince benim için zaten hani akan sular duruyor. Sen bir de ekstra hassassın. Evet. Annesi bir rahatsızlığı var. Önemli bir rahatsızlığı var. İnşallah da onun da çözümü yavaş yavaş bitmiştir diye umuyorum. Artık iyileşmiştir diye umuyorum. Ama gurur veya gurursuzluk bunların hiçbirisi değil. Tabii ki bir savaş veriyor. Oradaki stresi evet, hoş görmedik çünkü çok yüksek. Çok adrenalin yüksek tabii ki çok artık, fazla. Evet ama Çağrı'nın yolu açık olsun. Doğru karar verdi. Mücadeleye devam. Ben bu arada çok eski de tanıyorum zaten. Birlikte de çalıştık. Dolayısıyla çok savaşçı bir çocuk. Çağrı'yı çok uzun haftalar göreceğiz. Ben... Bir Survivor fanatiği olarak burayı hiç izlemiyorum ama Survivor'ın nabzını çok iyi biliyorum. Çağrı, Acun'un da dediği gibi bu saatten sonra Survivor'da kırıldı. Başka bir yere evrildi. Tam kavga ettiği kişiyi gösteriyor, o bile ağlıyor artık. Hani, öyle mi? Tabii. Yani artık onun bile gözleri doluyor. Bu çok ayrı ve çok özel bir konu. Benim yüzümden annen kanser oldu. Annemin kanser olmasının sebebi benim deyip burada benim gururumu yerle bir edip kalacağım demesi... Paraya ihtiyacım var demek. Evet, Türk milletinin aynen. duramayacağı, en dayanamayacağı konudur yani. Sence? Yani tabii ben hiç programı seyretmiyorum. Hiç programla da alakalı insan gibi düşün, yok normal ama insan hayatıyla ilgili tabii ki mecburiyetler var. Birçok aslında ününü kaybetmiş, işte spor hayatı bitmiş. Aslında spor hayatı bitmiş ve aynı zamanda parasını da kaybetmiş. Birçok insan gitti Survivor'a hatırladığım kadarıyla. Çok. Yani para tabii çok önemli. Orada kalmak, bir de annesi onu seyredip orada gururlanıyorsa falan bunu da devam ettirmek. O da manevi bir motivasyon. Tabii maneviyatta çok şimdi önemli. Şimdi dönerse çok. İyice yenik dönmüş olacak. İyice kötü hissedecek. Bu sefer de çok daha hayata küsecek. En azından 3-5 hafta daha ekstra hani ne kadar gidecek bilmiyorum. En azından şimdi bundan sonra daha dikkatli davranacak en evet, azından. Evet, sinirlerine hakim olmak zorunda. Madem böyle de hassas bir durum var. Çok daha ama çok daha metanetli olmak zorunda. Çok normal aslında. Hani bu tip yarışmalarda ya bazen değil mi yazın voleybol oynuyoruz. Yani birisi düşürdüğün zaman sen bile ne yapıyorsun diyorsun, ne ediyorsun. Yani sonuçta herhangi bir şey yaptın zaten sporla alakalı. Öyle ona bile işte, sinir burada oluyorsun burada her şey yani. Bir örnek teşkil ediyor ya. Artı ve eksi puanlar ya. Dolayısıyla... Ya pimpon oynuyorsun, birisi yendiği zaman çok sinirlenmiyor musun mesela? Yani şey. Sinir oluyorsun karşıya. Yani o yüzden de düşün, bu daha da bir adrenalin yüksek bir sistem yani. Peki bakalım bu saatten sonra Çağrı daha mı dikkat edecek? Yoksa... Aynı Çağrı devam edecek, onu göreceğiz. Şimdi bundan sonrası o artık onu ilgilendirir. Cezasız da sebabı da yani onu bağlayacak bundan sonra. Şimdi değişik bir çift, değişik bir ikili. Çift demek doğru mu bilemem ama bir ikili. Açık ilişki. Açık ilişki değil, ilişki yok. Sen beni lütfen Allah aşkına lütfen kafanı güzel çalıştır. İbrahim Tatlıses'le kim yan yana geldi? Dua Lipa. Buyurun. Şimdi teknik harika olarak bence. Teknik olarak yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok emek var ama altyapıyı sanırım
Emrah Karaduman yapıyor. Evet. Aferin ama. Bayıldım ben. Öyle gözüküyor. Öyle görünüyor ama videoyu tabii hazırlayan Instagram'da bir kullanıcı ya da kim hazırlamışsa eline sağlık. Profesyonel bir şekilde bir elden çıkıp hazırlanmış. Yani bu, keyifli. Yani gördüğünüz gibi bizim ezgilerimiz yurt dışıyla evet. sentez olduğunda harika. Senin aslında aleyhine senin için söylediğin özel şey. Söyledim. Ben yani herkese söyledim. Ben Tarkan'a da söyledim o zaman. Kimse beni dinlemiyor ki. Saçlı değilim ben dinlesiniz. Diyorsun. Yani bizim şu ezgiler kimde var Allah aşkına? Şu o kız bile hep söylüyorum ya Shakira'yı. Evet. Ya, o bizim şeyle bir yanımızdan bile geçemeyecek uyduruktan yaptı gene dünya starı oldu yani. Yani şu an bak gerçekten bu çocuk da çok başarılı bunu böyle yaptıysa ya. Acayip meç etmiş oturtturmuş üzerine. Harika olmuş. Bayıldım ben yani. Yani görüntüler biraz daha güzel olabilir. Hani böyle bir türküyü dımtıs dımtıs bir şeyin üzerine oturtmak değil bu. Gayet şarkıyla yedirmiş ama yani. Ama Emrah Karaduman zaten çok başarılı bir biliyorsun prodüktör. Aranjör ve DJ. Çok keyifli olmuş. Ben çok de beğendim. Ve her yerde de var. Çok Twitter'da güzel. Da gördüm. Instagram'da da bayağı da keyifli. Ibo biz Lipa de destek oluyoruz. Diye. Çok güzel. Ben Tansel orada Hakan mıydı o böyle şey dans yapan? İnanamadım. Erol Köse mi o yoksa? Hakan Altun değil mi? Yok canım Hakan Altun öyle olsa. İnşallah değil de ben vallahi yok gördüm canım, biliyor musun? Hakan... O da Hakan Altun'a benziyordu hareket. Ha, o kadar. Hayır. Birisi yapıyordu o hareketi. Evet, de. Hakan değil miydi yok, o ya? Yok ya. Hakan. Seren bu sensin, sen de varsın klipte. Şey senin ha dur bakalım bundan sonra bir Hakan göreceğim ben sanki. Birisi Barış var. Falay mı? Ha tamam. Ha öyle mi? Tamam Barış Falay'mış. Çok ha beğendim. Pardon ben Hakan sandım Barış Falay. Hakan hayatta öyle hareket yapmış. Ben de sizin yalnız Barış dün akşam muhteşemdiler. Öyle mi? Dün akşam Sezen Aksu şarkılarını söylediler. Hakan'dan bahsediyor. Şarkılar seni söyler. Evet, şarkı. Bir de Sibelcan Sibel. Kıyafetiyle geri dönmüş bir önceki hafta. Feciydi. Biliyorsunuz ki o kıyafeti Allah de güzeldi. Kıyafet, ben yani aslında bu... Sibel çok güzel giyinirdi. Evet, ne olduğunu yani anlamadım. Biri bir acaba Sibel stil danışmanı. Sibel güzel giyinir ya. Aynı ip askı şey. Can yok hiç aynı onları da... falan da giyinmiyor. Yani yok, öyle bir şey de giyinme. Geçen hafta resmen kefen, renkli kefen gibi bir şey giymiş. Bol bol. Hiç yakışmamış. Bu kadar yani güzel hatları bir kadın. Belli değildi. Hatları belli değil. Yakışmamış. Bu kadar ben. Dün. Güzel de giyinir. Ay Sezen Aksu'nun bir tane şarkısı var. Şey gitme dur daha şimdiden evet. özledim var. Hey, o bak. Şarkıyı nasıl yorumlamış biliyor musun? Şimdi bazı şarkı batı şarkılarını böyle arabesk söyleyenler ay, çok son oluyor. Derece nasıl Müslüm Gürses yaptığı çok gibi değil mi? Çünkü inanılmaz lezzetli oluyor ve inanılmaz güzel okudu. Ya o şarkıyı kim vardı? Bir şey dinlesek. Ya Kibariye geldi. Ah ondan sonra ondan Niran Ünsal da Niran çok güzel. Niran Ünsal'ın da sesi bir muhteşem. Ondan sonra şey Nilgün Belgün tabii ha. damgasını buldu. Hayır, yani Hakan'la her bir zaman. Espri, bir komik bir fragmanda bir şeydi. Hakan'cım dedi seni düşünüyorum ama ha. hepiniz arkadaşımsınız olmaz dedi yani. Hani. Hakan bir komik bir cevap verdi bir şey dedi. Hakan hep böyle evet. evlilikle alakalı siz bana artık evet. birisini tanıştırırsınız. Devamlı bir gönderme var bize gibi geliyor bana. Bize gönderiyor bu arada Bol Bol magazinle ilgili ona soru soruyorlar bize gönderme biz yapıyor. Biz ne dersek herkes dinliyor. Ne dedik biz Bircan, Arto, ben üçlüsü? Dedi ki konuk alın çünkü siz konuşamazsınız. Konuşamadığınız için herhalde, konuk almanız gerekiyor dedik. Konuk almışlar. Doğru değil mi? Harika dünkü, oldu. Bak, dünkü program... Olağanüstü. Ya zaten kibar çok falan iyiydi. Neler oluyor ya. Ya onlar hep ikişer şarkı söylediler nasıl indiler şarkı? Ama Sibel çok iyiydi. Yok yani, Sibel zaten bir de çok güzelleşmemiş ara, mi? Güzelleşti. Güzelleşmiş. Şimdi peki. biraz bir ara şunu düşündüm. Acaba dedim ya yani, o kadar plak gibi ki dedim bunlar stüdyoya girip okuyorlar mı? Çünkü öyle bir şey hissettim. Canlı olmadığı için yapabilirler onu. Hani bazı iki tane şarkı canlı da diğerleri falan bana çok bir stüdyoda okunmuş gibi geldi ama... O belki de mükemmellikten de olabilir. Hadi şimdi Hakan Yılmaz ve eşine darp olayıyla evet. alakalı cezalar belli oldu. Üç evet. saldırgan, biri beraat, biri para cezası ama biri ne hapis. Buyurun. Otel lobisinde tekme tokat saldırıya uğradı. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz davasında karar açıklandı. Saldırganlara hapis yolu gözüktü. Detaylar haberimizde. 2017 yılında ünlü oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz, Etiler'deki lüks otelin lobisinde dehşet dolu anlar yaşadı.
Oyuncu ve eşi işlemlerini yapmak için resepsiyon yetkilisiyle konuşurken sözlü taciz yerini şiddete bıraktı. Saldırgan Hakan Yılmaz'ın arkasından tekme attı. Bela geliyorum demişti. Ünlü oyuncu sakinliğini korumaya çalıştı. Ancak nafile, herallerinden kötü niyetli oldukları belli olan saldırganlar oyuncu ve eşini önce sözle taciz ettiler. Sözlü tacizin ardından oyuncu ve eşini darp etmeye başladılar. Polis gelene kadar tekmelerin, tokatların, tehdit ve küfürlerin havada uçuştu. Dehşet dolu dakikalar geçiren Yılmaz ve eşi yetkililerin araya girmesiyle canını zor kurtardı. Geçtiğimiz ay mütalası açıklanan ve sanıkların hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen davada dün karar verildi. Hakan Yılmaz cephesinin tutuklama talebini mahkeme haklı buldu. Şikayetçi tanınmış bir kişi olduğu için olay bu noktalara gelmiştir diyerek kendisini savunan sanıklardan... Daha önce de birçok suça karışmış Denizhan Vural'a 1 yıl 6 ay hapis cezası, sanık Erdal Gökçe'ye 5000 Türk lirası para cezası verilirken mahkeme diğer sanık Mahsar Algül'ün beraatine karar verdi. Şimdi 3 ayrı saldırgan, 3 ayrı ceza aslında biraz da bize örnek olacak bir dava bu dosya. Biri beraat ediyor zaten belli ki sadece yanlarında oldukları için. Biri sadece... Hakaretten para cezası, diğeri ise basit yaralama ve hakaret. İki suçtan 1,5 yıl ceza alıyor. Bu görüntüleri hatırlıyor musunuz? Görüntüleri hatırlıyorum. Hiç hoşlanmadığım bir görüntü. Bence çok ayıp. Kim ne düşünüyorsa düşünebilir. Sen bir kadın yanında adamın 3 tane erkekle saldıramazsın ya. Saldırdığı gibi. Ne ayıp ya. Orada resepsiyonun hemen üstünde avruta bir tane böyle saksı gibi bir şey var. Onu da fırlatıyor. Ve kadıncağızın az kalsın kafasına geliyordu o. Yani kadın da orada iç iç kakışın arasında bak. Görüyor musun? Yani bak iyice dikkat et. Sonra bu beyefendi beni aradı. Çünkü zaten bütün kanallar. Bakın şu anda Google'a yazın bu adamcağızın ismini. Bunun için herkes Maganda diye bahsetti. Öyle yazmışlar herkese. Ben de dedim ki yani bunları nasıl alırlar? Nasıl bu otel? Bakın burada otelin de yalnız. Bak 5 yıldızlı bir güvenlik otel. Güvenlik zafiyeti var. Güvenlik %100. Zafiyeti. O kadar. Bak bu arada bunlar o oluyor. O kadar kardeşim. Hala oluyor ve resepsiyon neticede çağır kapının polisi. Hemen karşısıdır değil mi? Çağır yani polisi. Güvenlik nasıl müdahale etmez? O sırada ağzını burnunu bak o sırada elinde silah olsa sıksa gittiler. Yani dolayısıyla hani burada da onu da bir eleştirmek istiyorum. Kusura bakmasınlar. Burası hangi otelse. Sanıyorum Etiler'de bir otel burası. Uzun lafın kısası. Burada bu adam resmen planlayarak, takip ederek, yani bekleyerek onun fikirlerine, siyasi fikirlerine efendim saygı duymadığı için. Ya hemen için, bir şeye sarılınıyor zaten hemen. Ama yok zaten Ankara'da bunun için gelmiş yani. Yani herhangi bir yerde falan değil Ankara'dan bu yüzden gelmiş zaten. Yani takmış bunu kafasına bu bir şey söylemiş herhalde. Ülkeyle memleketle alakalı beyefendi. Bir şey söylemiş kendi fikrini söylemiş yani. Vay efendim sen bunu nasıl dersin diye. Biz bu vatanın evladı sana mı düşmüş yani. Kimseyi kendi fikirlerinden kendi düşünce tarzından dolayı yargılamak ve dövmek yaralamak yani. Dolayısıyla... o zaman bana da dava açmıştı. Kaybetti tabii ki. Şimdi de hapis cezası almış. Şimdi bu hapis cezası peki para bu cezası yatacağı acaba? Hapis cezası. Para cezası alan başka. Bu şu cümleyi okuyayım. Sizin de içiniz rahat etsin. Denizhan Vural. Evet. Basit yaralama suçundan şikayetçi Hakan Yılmaz'a karşı eyleminden dolayı. Evet. 11 ay 7 gün hapis cezası. Eşi Elif Yılmaz'a karşı ise 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Vural'ın hakaret suçundan ise ayrı ayrı 3 ay 15 gün
Toplamda 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Devamında paraya çevrildi, yok. Bu davadan dolayı mı almış? Yani? Evet. Bu sadece başka aldım. Daha önceki suçları da varmış beyefendinin. Belli hani var. Hükmün geri bırakılması falan diye bir şey var. 3 tane çünkü ceza aldın mı 4.sünde hapise giriyorsun zaten. O yüzden acaba onlardan bir tanesi mi? Olabilir, bilmiyorum. Neyse yani burası tabii ki bir ülke, bir şehir. Hani hiç kimsenin hiç kimseyi cezalandıracağı bir durum yok. İşte adli mercilerin dışında. O yüzden de herkes bir şekilde yaptığının su testisi su yolunda kırılıyor. Yapılacak bir şey yok yani. Bir şey dedin ya hani bizim kadına elimiz kalkmaz diyor falan diyor. Sen de dedin ki yanında kadın olan birisine. Bir kere bu da çok büyük bir ritüeldir biliyorsun Türkiye'de. Yanında eşi varsa asla öyle bir şey yapılmaz. Zaten çağırıyor dışarıya ama kadıncağız kocasını bırakmıyor. Ben de ölsem bırakmam herhalde. Kocamı. Yani üzerine sen atlarsın. Yani. Ben evet. Ona ne yapmıştım biliyor musun? Evet. Ah keşke ben orada olmuşum. Ben bu var ya benim atlar. Kocama birisi bir şey yapacak var ya. Kendimi önüne atlarım. Yok ben Ankara'yı hatırlıyorum da senin nasıl bir panter kesildiğini. Yapamaz yani. Sen durur musun? Ben karışmam. O durur derken siz aman kavga edin der bu. Ben kavga gördüğüm an uzarım. Ama benim saçım başım bozulur. Ben kokarım. Yani birisi veya da sevdiğin insan. Bu var ya bak sen bu hani böyle hanımefendi gözüküyor ya. Ben hiç girmem. Ama bak, ben girerim nasıl ya aynen. Ona bir şey yapacak ne kime yaparım? Kime ya? Kocam veya da sevdiğim kim varsa yanımda ona bir şey yapıldığı ben, zaman. Ben yanımdakine güveniyorum. Gibi. Ben önüne atlarım önüne. Zannedersiniz ki bu atlar değil mi? Bu falan asla gördüğünüz atlamam. Gibi bu atlamaz. Ne halde varsa görürsün. Ama bu hani gözüküyor mi. Bak böyle bir şey ben, yok. Ben sevdiklerime. Panter gibi sevdiği için. Ben hemen arabayla bir çarpı veririm giderim sonra yatarım. Aynen sevdiği derken illa erkek arkadaşı kocası anlamında değil. Erkek, sevdiği kimse. Bir kere erkek kardeşim olmuştu. Delir yani gözüm döndü onu hatırlıyorum. İşte. Erkek kardeşimi yaparım artık. İşte yani haksızlığa tahammülüm yok. Yoksa durup dururken hiç kimse ama yani durup dururken birisi bana hakaret ettiği herhalde zaman. Canım. Veyahut da sevdiğim adama veyahut da kız arkadaşıma. Yani ben. Bu var ya kendini öldürtür. Aman. Gerçekten bak öyle bir bodozlama gidiyor. Bak bunu kimse sakinleştiremedi diyorum sana bak o kadar. Öyle anla. Böyle bir şey olamaz. Neyse ki bu ülkede adaletin olduğunu bir kez daha gördük ve öyle. Ya bir de şimdi şey var biliyorsunuz değil mi? Telefonla seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Tehditler, mehditler. Ya artık yani bu da bitmeli yani. Bu muz cumhuriyeti bitmeli. Değil yani. Bravo. Peki şimdi Serdar Ortaç. Ha. Ve Seçil Gür bombayı patlattı. Ne evleniyorlar patlattı? Mı Allah'ın? Hadi inşallah buyurun. Serdar Ortaç ve Seçil Gür'den müjde dolu, aşk dolu röportaj. İkili ha evlendi ha evlenecek. Seçil Gür'ün yeni şarkısı için stüdyoya giren Serdar ve Seçil çıkışta muhabirlerin soru bombardımanına maruz kalıyor. Nisan'ın ilk haftası acayip şarkım çıkıyor. Onun okumasını yaptık beraber. Sarı mikrofonu indirmiyor. Yani beraber derken ben okudum yardımcı oldum Serdar. Sözler çok güzel. Bu kaçıncı kaldırışı seni yerlerden kalbimin diye başlıyor. Bu kaçıncı kaldırışı seni yerlerden kalbimin. Ya, sürpriz olsun çok güzel oldu. Acayip bir müjdeden geçiyoruz Serdar Ortaç'ın Best Of albümüne. İşte Mesafeyi diyelim Gülşen okuyacak. Buralara Yaz Günü diyelim İrem Derici okuyacak. İşte Seço seçecek şarkıyı Değmez'i istiyor. Ya Değmez'i ya da biz seçiyoruz evet, daha tamam, yani biz evet, ona karar veremedik. Ama herkes sağ olsun birer şarkımı okuyacak. Yani 30 senenin birikimini bütün sanatçı arkadaşlarım okuyacaklar. Serdar Bey'in Seçil Gür'ün kendisinin Değmez şarkısını söylemesine pek gönlü yok gibi ama sonuçta hanım öyle istiyor. Seçil Değmez'i seviyordu ama ben diyorum hani hızlı bir şarkı yapalım. Ona karar vereceğiz. Dinleyip karar vereceğiz. Hanım olduğu için istediğini seçer yani. Serdar Bey muhabirin sorusunu fırsat bilip sevgilisine övgüler diziyor. Yani slow yaptım ben bu şarkıyı. Gönlüm Değmez'den yana ama hani ben hızlı diyorum. Diyor ki yani hızlı karşıma okuyanım. Mesela gibi. Sakın. Peki Serdar Bey siz seçin onun hangi yönünü seviyorsunuz? Hızlı mı slow mu? Her şeyi okur o. Türkü desem türküyü de okur. Serdar Bey açtı bir kapıyı. Muhabir arkadaşımız verdi zehri. Evlilik var mı? Geçtiğimiz günlerde de Sinan Bey tekrardan
ikinci kez evet dedi. Evet, hayırlısı olsun. Hani evet. Sizin de böyle bir düşünceniz var mı Serdar Bey tekrardan hani seçil hanıma? Kısmet ya, biz çok mutluyuz. Evet. Bilmiyorum. Kısmet yani. Bu soru sonrası Seçil Gür'ün alttan alttan gülmesi ve Serdar Bey'in kısmet demesi bu konu daha önce çok konuşulmuş, izlenimi yarattı. Konu daha önce çok konuşulmuş izlenimi yarattı. İstanbul'u düşünürken Seçil Gür bombayı patlattı. Ben kabul etmedim. Yani Serdar Bey'den böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Geldi. Etmez. Geldi. Ben hayır dedim. Şaka yapıyordum. Allah'tan şakaymış. Yüreğimize iniyordu az kalsın. Seçil Gür bu şakasının ardından sevgilisi Serdar Bey'in gönlünü kazanmayı da biliyor. Biz bu imzayı kalbimize attık. Ya gerçekten aramızda konuşmuyoruz bunu. Hiç. Yani, o kadar mutluyuz ki. Evet. Konuşmuyoruz. Yani şey söyledim ben bir röportajda. Hani eğer bu imzaysa biz kalbimize imzayı zaten bir yıldır yürü be. Seçil Gür her ne kadar biz mutluyuz. Gerek yok böyle şeylere dese de Serdar Bey evlilik önemli ama deyip alttan yolunu yapıyor. İleride anlatacağım aşkım. Yani bunun adı eğer bir imzaysa ben o imzayı, yani o benim kalbime o imzayı attı. Ben de onun kalbine attım. Buna ama tabii ki kurum olarak evlilik önemli. Sana indirmiyor. Yani evlilik olmalı. Anlatacağım aşkım ben sana. İkilinin yavaş yavaş yüzü gülmeye başladı. Hafiften birazcık da utandılar. Bir bomba da Serdar Ortaç'tan geldi. Sürprizimi bozmayın. Ben o imzayı, yani o benim kalbime o imzayı attı. Ben de onun kalbine attım. Buna ama tabii ki kurum olarak evlilik önemli. Sana indirmiyor. Yani evlilik olmalı. Anlatacağım aşkım ben. Sürpriz bir teklif olur mu? Bilmiyorum, kısmet. Evet, kısmet. Bırak sürprizim bu vardı, bozma. Bozmayayım. Muhabirlerin atakları durdurak bilmiyor. Seçil Gür'ün boynundaki manidar kolye sorulunca Seçil Hanım kaçamak cevap veriyor. Kolyelerden SS galiba. O bir yıldır var. Bir yıldır. Bu yeni değil. Ben ilk defa görüyorum. Aşkımızı dedi göğsünde taşıdı. Vay be. Serdar Ortaç'ın bir hoşuna gidiyor, bir hoşuna gidiyor anlatamayız. Sıcak dakikaların yaşandığı röportajda sıra geliyor romantizme. Ya çok romantik. Gerçekten romantik. Ama çok da eğlenceli. Romantik komedi. Hani var ya film türü. Evet, evet. Öyle bir şey. Romantik komedi. Zevzek diyor da çaktırma işte. Hayır. Serdar Ortaç'ın doğum gününün hatırlatılması üzerine ikili yine utangaç anlarından birini yaşıyor. Bende kalsın. Doğum günü de olmuştu. Doğum gününüz. Doğum gününüz nasıl geçti? Seçil Hanım size nasıl bir hediye aldı? O bende kalsın. Ama çok güzel kutladık. Sürprizi yaptı. Röportaj tam sonlanıyordu ki flaş bir soru geldi. Geçtiğimiz aylarda Serdar Ortaç'ın abisinin hediye ettiği iddia edilen lüks arabanın reklam amaçlı olduğu söylenmişti. Serdar Bey bu konuyu espriyle karışık yalanlıyor. Bir minibüs kaldı işte. Evet. Onunla gidiyoruz işlere. Sertaş da dedi ki kardeşim, arabasız olmaz, bu arabayı sana aldım dedi, hediye verdi. Yok. Neyin reklamı yok peki? Arabanın. Yok, yok. Ulan koskoca bize reklam mı dedi? Keşke. Ama keşke yok, verse. Ayrıca Serdar Ortaç sevgilisi Seçil Gür'ün bir fotoğrafının altına aşk sana yaradı diyerek sevgi patlamalarını sosyal medyaya taşıdı. Peki, önce aşkı konuşalım, sonra işi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Madem Seçil Gür, Serdar Ortaç ilişkisini konuşuyoruz. Serdar Ortaç evlenme teklif etti mi? Seçil'e göre etmiş. Etmiş. Seçil Gür ne demiş? Hayır demiş. Hayır demiş. Sen ne kadar sırılsıklama aşıksın aşkım. Sen biraz daha profesyonel fotoğraflar ver. Kendini biraz daha bu ülkeye tanıt. Sonra bakarsın. Kabul etmemiş. Kabul etmemiş. Teklif etmemiştir ya Serdar abi. Asla böyle bir şey inanmıyorum. Öyle diyor. Dediğine bakma, herkes her şeyi der.
Sen de manyak mısın? Hayatım. Etmiş mi, etmemiş mi? Etmişse etmedim etmiş diyor. Bence ne biliyor musun? Bu da musun? Benim deniyor açtırıyor. Hayır, bence kabul, bence Serdar evlenmeyeceğini söyledi. Ama o da dedi ki benim onurum var, gururum var. Böyle sen, ben etmiş olayım, sen kabul etmemiş ol diye bize söylüyorlar. Bak bana da öyle geliyor. Ha, adamsın. Doğru. Olay o. Bu yoksa taktik yıllardır yani. Süre gelen. Ama Serdar asla bence şu an kimseyle evlenmek istemiyor yani. Bence de istemiyor ama onu seçili hani seçili bak o da bir nafaka daha bir nafaka daha düşünsene Serdar, ama vermiyor ki canım. Serdar Ortaç. Ay ben iyi ki erkek değilim biliyorsun ben ne nafaka öderdim. Sen değil mi? Vallahi o zaman ben de evlenirdim seninle. Ha? Seni kopartması kolay. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Seni kopartması kolay kanka. Serdar'ın Chloe'ye tazminat verdiği yok. Kendisi öyle nafaka verdiği yok. Ben aylardır vermiyorum. Kız ağzını açıp söylemiyor, vermiyor, istemiyor. Kız düşün kendi silikonlarını kendi yaptırdı. Bak buralara yaz günü kar yağıyor canım demiş sevgilisinin altına. Devamlı sevgilisini şey yapıyor. Ama Serdar'ın öyle bir güzelliği var. E ne yapacak? Başka kadınlara mı like atsın? Ama bu güzel bir hareket. Bu çok güzel hareket yani Arto. Ama şöyle bir şey aşkım, yapıyor. Aşkım kendi bir süperstar. Fakat artık starlığından falan esame kalmadı. Kalmadı. Bak ne yapıyor? Acınası hareketler olmak kötü oluyor bizim arkadaşımıza yani. Hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. Yani hayatımızdaki insan girdiği zaman şey onu etrafa karşı sen öyle bu kadar... böyle ay, öyle evet, deme öyle doğru. Böyle. Mesela... Ama kendini eziklemiyorsun en azından. Bazı yerlerde ezikler. Ama aynı şekilde ki en azından kendini kendi de almıştır en güzel atıyorum. Kendi almıştır o aldı der. Aynen. Bendeki para onda der. Bak bunları anlarım. Ama bu ne yapıyor biliyor musun? Onu yapıyor ama kendisi de en şık kıyafetiyle en seren serengil olarak çıkıyorsun. Bu ne sen yapıyor kendinden vazgeçiyor. Eşofmanlarla abicim teyzeciğim evet. Diye geziyorsun. Ama işte bu kadar çok öne çıkartmak sonra bu kadar doğru mu onu bilmiyorum. Yanlış. Yani bu kadar evet destek olalım hayatımızdaki insanlara. Zaten olamayız dersek yalan olur. İlla ki olalım ama... Bu felaket bir şey yapıyorsun vallahi sen artık Serdar yani kendin yapıyorsun. Onun çok sevdiğim için kızıyorum. Bir de proje geliyor şimdi biliyorsunuz yani. Serdar. Ne projesi? İşte şarkılar okunacak ya ölmeden sen diyorsun önce, ya. Tabii. Indira Gandhi. Güzel bir iş. Geliyor. Peki. Serdar ya, seni canım, sevdiğimiz için. Tabii. Çok seviyoruz ya Serdar'ı. Ben kızı da seviyorum ama. Bak bir şey söyleyeyim kız, mi? Kız iyi bir kız yani. Kötü bir kız, kötü bir kız yıllarca değil. Yıllarca Serdar Ortaç'a şunu dedim. Sen... Çok büyük bir starsın dedim. Evet, Tarkan ne kadar değil. Büyükse sen o kadar. Hatta Tarkan'dan bile ötesin dedim. Niye öyle dedim biliyor musun? Üretiyor. Çünkü üretiyor, o da üretiyor. Tarkan da üretiyor ama halk. Evet. Halk ozanı Serdar. Kesinlikle haklısın. Tarkan daha elitist. Daha elitizme yakın. O da sonradan yakın. Elit evet. Oldu. Ya yine de hep evet. Bir şey. Ama Serdar ama Serdar gibi. Yıllarca yırtındım ona. Dedim ki değerini bil. Serdar ama, bir, Kenan Doğulu ikisi. Bak benim için. Ama Kenan da elittir. Yani o da elit. Ya halka adamı biraz değil. Da ama yani hani şey Serdar olarak... Serdar tam bir Müslüm Gürses'tir bugünün. Ha modernize edilmiş hali. Doğru söylüyor. Çok değerlidir. Ama ve çok güzel bir proje. Dinlemediği bakalım. İçin mühim değil. Neyse hadi şimdi, bakalım. Şimdi ekranlardan uzun süredir uzak duran Fahriye Evcen'den sıcacık bir röportaj. Bir dinleyelim bakalım Fahriye ne olmuş. Burada öpücükler. Biz öpüşüyoruz burada. Özlenen yüzü, güzel oyuncusu Fahriye Evcen uzun zaman sonra kameralar karşısında içini döktü. Ekranların her zaman aranan yüzü olan güzel oyuncu oynadığı her projeyle sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Burak Özçivit'le Çalıkuşu dizisinde tanışıp evlendikten sonra bir süre ekranlardan uzak kalsa da oyuncu asla projesiz kalmadı. Güzel oyuncu bazı sinema filmlerinde kendine yer buldu, ses getirdi. Ancak oyuncunun hayatı Karan Özçivit'in doğmasıyla birlikte değişti. Fahriye Evcen oyunculuğun yanında artık anneydi de bu sebeple ekranlara vermek zorunda kaldı. Fakat o günler geride kaldı. Karan bebek artık büyüdü. Kocaman bebek oldu. İşler böyle olunca Fahriye Evcen dizi, film ve reklam projelerine yeşil ışık yaktı. En son geçtiğimiz Ocak ayında Burak Özçivit'le bir hastane çıkışı kameralara yansıyan ikilinin garip tavırları olay olmuş. İkinci bebek iddiaları havada uçuşmuştu. Ancak ikili bu iddialara ölüm sessizliğiyle cevap verdi. O günden sonra çekimden çekime koşan Fahriye Evcen geçtiğimiz gün bir arkadaşının doğum gününde çıkışta soruları cevapladı. Fahriye Evcen kapıdan çıkıyor, muhabirler başlıyor iltifatlar dizmeye.
Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen oğlu Karan'la birlikte boyama yaptığı anları sosyal medyasından paylaşmıştı. Güzel oyuncuya bu konu soruldu. Fahriye Evcen bu güzel konunun ciddi soruluşuna gülmeden edemiyor. Doğum günü sahibi mikrofonların Fahriye Evcen'e dönmesiyle birlikte mikrofonların sahibini bırakıyor. Fahriye Evcen katıldığı çekimlerden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine utanıyor, sıkılıyor. Ve geliyoruz beklenen soruya. Fahriye Evcen ekranlara ne zaman dönecek? Fahriye Evcen yeni projelere göz kırparken aynı zamanda açık da vermiyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Fahriye Evcen bu açığı belki de sosyal medyasını iyi kullanarak kapattı. Konu tekrar Karan'a gelince Fahriye Evcen annelik içgüdüsüyle bu polemiklerden sakınıyor oğlunu. Küçük daha. Fahriye hep top çeviriyor. Farkında mısınız? Hep bir proje lafında var bir şeyler ama var bir şeyler. Ama illaki vardır. Yani illaki geliyordur proje. Emin misin? Eminim. Eminim. Ben de çok emin olamadım. Eminim. Bak bu kız çok hoş ve güzel bir kız. Fakat hiçbir projesi doğru dürüst yani. Ben yanılıyorsam da söyleyeyim. Yani yaprak dökümü. Yaprak dökümü ama onun projesi değildi. Değil. Zaten orada çoklu bir sistem vardı. İnanılmaz güzel bir hikayeydi o ayrı ama o zaman da bir şey değildi. Fahriye Evcen sonra oldu. Oradan sonra doğru. İlk defa başrol oldu. Ama mesela Çalıkuş oldu falan bunlar tutmadı. Bir şekilde bu doğru yapımcılarla mı çalışmıyor artık? Ne olduğunu veyahut da senaryoyu mu iyi okumuyor bilmiyorum. Şey dizilerde başarılı olamadı. Yani bir çok doğru. Dizi şeyi yok başarısı. Olamadı yani. Filmlerde bana güzel. Filmleri güzel. Filmlerde ama hep aynı güzel. Film. Duygusal ama kız ölüyor. Ama niye bu kıza güzel bir dizi çekilmedi dedi. Neden? Yani çok da güzel bir kız. Ama bugün bir Tuğba Büyüküstün gibi. Bir Serenay gibi. O anlamda evet Fahriye Evcen olarak bir marka ama dizi sektöründeki o aktrisler kadar başarı sağlayamadı. Hı hı. Ben bunu tek başına kendinde hata olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sesi çok güzel. Kendisi çok güzel. Hani çok beğeniyorum ben Fahriye'yi. Bence ama de ekibi ve menajeri ya yanlış okuyor senaryoları yani, ya istedikleri projeye bir türlü bence mesela şey gibi Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcıları falan yani o tip bir firmayla çalışmalı bence. Kötü bir firmayla çalıştığını düşünmüyorum yani, ama doğru. Yani yapımla. Evet. Gördük ama dizi kadını değil. Bu filmlerde iyi, reklamlarda iyi. Ya mesela reklam de için güzel evet. Bir şimdi Özcan olsaydı diyorum pardon ya unuttum ben. Olmaz. Yani birden bir aklımı unuttum vallahi yemin ediyorum unuttum. Şimdi yani mesela güzel Özcan bir kadın Deniz'le peki dizi çevirebilir mi? Hayır. Çeviremez. Hayır. Çeviremez. Sen olsan izin verir miydin? Vermez. Hayır, tabii ki kim izin verir? Kimse öyle de mi izin veremez böyle bir şey. Ne münasebet. Çünkü wow. Eski sevgili olduğu için öyle bir şey. Daha neler ya? Daha şey partner neler mi kalmadı? Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Yani insanın kocasının çok söz konusu geniş olması lazım. Yani kocayı geç sevgilisine de olmaz. Yok olmaz böyle. Ay hiç olmaz böyle bir şey. Yani facia çıkarsa zaten yani, kız da yani istemez artık. Yani. Kimse istemez böyle bir şey. Hep sesli düşün, sesli düşündüm. Düşünsene bak Neslihan'la Kadir ortada ilişki yokken. Nasıl daha deniyor açtı adam? Nasıl birden şaşırdı evet, kendini devamlı kaybetti. Gelip senaryo şeyi basıyor. Ama o da her yere geliyor. Yani ben bilmiyorum o çocuk da kızın Neslişah mı? Neslişah Alkoçlar evet. Neslişah Alkoçlar'ı çok seviyorum. Ondan şimdi o akel bir marka kurmuş. Öpüyorum seni canımın içi. Bana göndermişler şeyler. Çok güzel böyle büstiyer falan modelleri falan var. Bayılıyorum ona. Hmm. O zaman Neslihan diyordun. Evet. Neslihan. Neslihan kim dedi? Çek şimdi. Şimdi evet şimdi sözümü unuttum çünkü yani sen araya girmişsin. Bence bir diye ben suçluyum. Ne söylüyordum mesela ben? Her yere gidiyor ya Kadir onu diyordum. Yani geçen günde işte dergi kapağının çekimine gidiyor. Ama management ne olmuş? Evet. Ama management'ın nasıl bir insanın benim kocam nasıl benim management'ımı alır? Nasıl menajerim olabilir şey, ya? Yemin ederim ya. Çok başarısızlığa götürüyor biliyor musun hareketi? Evet, başarısızlığa mı saygı ya, duymam? Bir kere duygusal benim düşünüyor. Kaşemi, saygı duymam benim ona. Bu işteki duygusal kaşemi baba şey kocam fiyat ve verecek. Ve ben kocama yüzde vereceğim ha. Hayır kocan düşünecek kocasına yüzde verecek bir de koca. Çok da yüz vermemek. Kıvanç Tatlıtuğ gibi yakışıklı bir oyuncuyla veya bir mesela, evet, dizi olacak. Onu kabul edecek. Hayır bir de mesela bir yere gidiyorsun menajerim olacak olarak kocam konuşacak. Ben adama saygı duymam da. Bir ikincisi yani saçmalık. Kadir kendi mesleğini unuttu ya.
Kadir oyuncu be. Kadir için söylemiyorum da bu tip işler çantacılık gibi geliyor bana. Bir erkeğin karısıyla ilgili, kız arkadaşıyla ilgili yapmaması gerekiyor ya. Bütün öldürüyor bence ilişkiyi. Tutkuyu bitirir, tutkuyu. Asistanlık gibi bilmem ne gibi. Ben yine bol satarım, yine de karımın menajerliğini yapmam. Gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü saygısı kalmayacak. Abi, ama kız aslında o para kazansın falan diye yapıyor ama. Yani ama kız zaten para kazanıyor. O hayır, kendine bak. Kız çocuk para kazanıyor. Jest okay. Bunlar tabii ama zaman içerisinde sevgi gidecek yani. Ya bir erkek bir kadınla beraber olma zaten oyuncu, o da aslında başardı. Hayır zaten o başarılı bir adam, zaten başarılı o da. Ama o kadar karısının gölgesinde ve o kadar beraber anılıyorlar ki gerçekten güzel durmuyor. Şimdi şu eleştirilere hazırlıklı olalım. O da dizi çekecek Kadir'de. Çeksin artık bence de. Çekecek. Ama ne kadar yanlış bir hareket. Management, bir şirket. Bir oyuncu karısının nasıl bir menajeri olur? Çok bak şöyle şeyler olmamalı yazıyorlar. Şöyle şeyler yazanlar var. Sadece şirket Kadir'in üzerine. Kadir gidip fiyat konuşmuyor. Bir şey merak ediyorum. Şirkette Neslihan dışında kim var selebriti? Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Şirket sadece Kadir'in üstüne. Peki Kadir Neslihan'ın üzerinden o şirketin kasasına parayı sokuyor mu? Sokuyor. O paradan Kadir yararlanıyor mu? Yararlanıyor. O başka ama bir şey diyeceğim. Yani. Birbirine destek olursun o başka bir şey. Ama o zaman direkt olurum ya. Niye şirket olsun? Niye Allah yani böyle. Şirket şey böyle mi? Gitmekle para var şirket mi? Ha yani. Yani. Benim her şeyim kocamındır mantığı var bende. Yani evet. Ben onu her şeyimi bölüşürüm onunla. Daha fazla yani hatta her şeyimi de vereyim ona. Anladın mı? Ama, orada hiç değilim ama benim menajerim olmasın ha, ya. Çantacı gibi geliyor bana. Geceliğinde tartış onunla. Geceliğinde tartış onunla. Aşkım bana şöyle bir dizi adam teklifi geldi. Adama da ayıp. O ayrı. Bravo istişare. Ayıp. Mesela tabii, bir heyecan başka değil mi? İşte buluş bir şey de ki bende böyle bir teklif var. Tabii. Şu var. İstişare edelim. O başka. Birlikte karar verelim yine bir tık ona okey. Ay ama menajer. Ama sen git fiyat konuş. İki tane ünlü evliyse asla menajerlere bile bence ortak olmamalı. Orada bile problem çıkıyor. Çünkü bu sefer de senin adın şöyle mi oldu, benim adım böyle mi oldu, o öyle mi oldu? Herkes kendi menajerinde çalışsın bence. Yani peki, en güzeli böyle. Ama kocasıyla. Şimdi reklama gideceğiz. Bakın altyazıda gördüğünüz gibi ünlü isimlerin akın ettiği gecede büyük gerginlik diyor. Kerem Bürsin ve Bayce arasında büyük feci bir gerginlik oldu. Rezillik feci olmuş ve yani. Feci rezalet peki, yani. Peki reklamlardan sonra biz bu rezilliği konuşacağız. Artık. Şimdi peki reklama giderken bir ödül töreninde yaşanan skandaldan bahsettik. Yükselen Yıldızlar ödül töreninde olay var. Hiç konuşmayalım, izleyelim üstüne konuşalım. Yılın Yıldızları ödül töreninde olay var. Yılın enlerinin belirlendiği ödül töreninde büyük skandal, Kerem Bürsin'in zor anları. Kerem Bürsin, Zeynep Bastık, Mert Fırat, Oğuzhan Koç ve Uraz Kargılaroğlu gibi isimlerin ödül aldığı törene Kerem Bürsin damga vurdu. Kerem Bürsin, sunucu Bay J'nin hangi sözleri üzerine salonu terk etti? Kameralarımıza ilk yansıyan isim Uraz Kargılaroğlu. Yakışıklı oyuncu heyecanını dile getirdikten sonra Cem Yılmaz'ın filminde oynayacağı soruları soruluyor. Ve merak edilen soru geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Berrak Tüzün Ataç'la aşk yaşayıp yaşamadığı soruldu. Aşk var mı? Her şeyden önce arkadaşız. Salona giriş yaptığımızda Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastığı görüyoruz. Oğuzhan Koç bildiğiniz gibi. Oğuzhan Bey'in şarkıcı olduğunu öğrenip geçiyoruz. En beğenilen kadın şarkıcı ödülünü alan Zeynep Bastığı. Şimdi de ödülünü almak için demin birlikte oturduğu Oğuzhan Koç çıkıyor sahneye. Oğuzhan Koç da en beğenilen erkek şarkıcı ödülünü aldı.
Yılın en iyi erkek tiyatro oyuncusu seçilen Mert Fırat ise törene online bir şekilde katıldı. Mert Fırat aldığı ödülü geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Rasim Öztekin'e armağan ediyor. Şimdi geçiyoruz en beğenilen erkek sinema oyuncusu seçilen Uras Kaygılaroğlu'na. Oyuncu kızının yaptığı resimlere yazdığı konuşmayla takdir topluyor. En beğenilen müzik grubu ödülünü alan Manga'nın solisti Ferman Akgüz'e teşekkür ettikten sonra şarkı söylüyor. Evet, gecenin ödülleri böyleydi. Şimdi geçiyoruz gecenin en çok konuşulan, ses getiren olayına. Kerem Bürsin yılın en beğenilen erkek dizi oyuncusu ödülünü almak için sahneye çıkıyor. Konuşmasını yapan Kerem Bürsin sahneden yerine doğru giderken sunucu Bay J olay sözler sarf ediyor. Böyle skandal görülmedi. Bu sözler savaş çıkarır. Kerem Bürsin bu sözleri duyduktan sonra koltuğuna gitmek yerine salonu hemen terk ediyor. Kerem Bürsin gerginliğini atmak istese de üstünde hala hakim bu hava. Canı zaten sıkkın olan Kerem Bürsin'e bir de canını hep sıkan Jön sorusu geliyor. Yakışıklı oyuncu yine rol arkadaşı Hande Erçel sorularından kaçamıyor. O soruyu sizlere sormak lazım. Kerem Bey'in röportajı sonlanırken hala modunun düşük olması gözlerden kaçmadı. Tören esnasında kendisine Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin Türk lirası alarak çalışmaya devam etti diyen. Bay J törenden saatler sonra sosyal medyasından çark etti. Bay J her ne kadar Kerem Bürsin'den özrünü dilese de yaptığı hareket uzun zamandır gözlerden uzak olan Bay J'nin gündeme gelme çabası mıydı sorusunu akıllara getirdi. Değişik bir ödül töreni. Ya değişik tabii, Bay J çok deneyimli bir radyocu. Evet. Ve sunucu ve şov adamı. Hayır, niye bunu böyle öyle, Ayda? Hayır, işte, ne demek istedi? Yani Ayda 120 bin lira alıyordunuz. Yani herkes, şöyle demek istedi. Cümle şu. Sürünüyor. Biz hayır. Dedi ki bak, oradaki resmen şunu söylüyor. Şimdi pandemi koşullarından dolayı durum biliyorsunuz. Diyor ki Kerem'e de teşekkür edelim. Hı. Çünkü Kerem geçen yılın fiyatı olan 120 bin liraya bu yılda devam ediyor çalışmaya. Gerçekten çok teşekkür ederiz diyor. Yani dalga geçiyor açık. Tamam işte, herkes sürünüyor. Sen ama 120 bin liraya. Hayır, bir de geçen yılın da fiyatını almışsın, sağ olasın diyor. Bu arada diyor. Bay J'ye konuştuk. Söyleyeceğim ne dediğini. Siz ne diyorsunuz? Ya orada olacak iş mi? Şimdi Bay J bundan yıllar önce ayda 40 bin lira falan bir radyodan alıyordu para. Öyle mi? Kendisi alırken iyiydi de. Aa. Başka tabii Virgin diye bir kanal vardı. Orada alıyordu. Yani başkaları. Şimdi bir kere ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tip yarışmalardaki sunucuların beyefendi için söylemiyorum. Bay J için söylemiyorum. Ama biraz üsluplarında bir kere isimle hitap etmeleri son derece çirkin. Bir kere Kerem diyemez yani. Kerem Bey diyecek. Bu bir. Tanışıklığı yok. Kerem hiç onun yanına gitmedi bile zaten. Direkt kürsüye gitti. Muhatap da olmadı. Kerem evde. Çünkü ondan önce Oğuzhan Koç da sahneden inerken, bilmiyorum dikkat ettiniz mi demin? Evet. Oğuzhan Koç'un da hadi sen de komedide anca ödül alırsın falan gibi öyle yine böyle komediden bir şey. Komediden de para kazanıyorsun. Derece laubali. Çok laubali ve mesafesiz. Şimdi espri yapmak demek insanları böyle hani. Laubalilik değildir. O yüzden de o üslup. Evet. Bu kadar şık insanların, yani şık insanların derken başarmış olan insanların olduğu bir gecede insanlara karşı hitap ve espri bu şekilde olmamalı bence. Ben hiç beğenmedim. Çok son bir de sonuçta Bay J zaten komedyen değil ki. Yani illa senin espri de yapman gerekmiyor ki benim beğendiğim bir adamdır. Çok uzun yıllar çok başarılı radyo programları yaptı ve çok
aranılan bir adamdı. Şimdi radyo şimdi başka ya. Çok, radyo yani, başka ya. Bak şimdi radyo başka bir durum. Şimdi onlar espri yapınca arkadan efekt geliyor ya, orada da efekt gelecek sandı. Kimse gülmüyor ve buz gibi. Buz. Yani işte radyo başka bir şey. Yani beyefendi belki orada da olabilir ama yine söylüyorum. Yani hiç tanımadığım bir insan. Ben orası ödül töreni. Ben seni tanısam bile senden bahsederken Bircan Hanım diye bahsederim. Olması gereken çünkü bu yani. Çünkü mikrofona konuşuyorsun, taktin var, taktin yani. Başka bir şey. Kerem bilmem ne falan diyemezsin yani. O, yani Seren. Onlar güzel olmamış, ben söyleyeyim. Bir de bak şunu da izleyici de görmüş olsun böylelikle. Kerem Bursin, Hande Erçel ilişkisini de defalarca konuştuk. Yaptıkları hataları, güzellikleri hepsini konuşuyoruz ya. Şimdi bakın, Kerem hiçbirimizin babasının oğlu değil. Yani. Hiçbirimizin düşmanı da değil. Bakın şimdi burada çok objektif bir konu var. Burada Bay J haksız. Tabii tabii. Kesinlikle. Kerem, burada savunacağımız bir Kerem'in asaletini, Kerem hiçbir şey yapmıyor. Çok asil. Kerem'in asaletini görüyor musun? Evet, çok asil. Bazen yaş ve tecrübe hiç önemsizleşiyor. Bakın. Gördüğünüz gibi tecrübeyle aynı orantıda değil. Kaliteli o yani Kerem bazen kaliteli bir çocuk. Tecrübeyle yani. Sabit olmuyor. Evet. Olmuyor. Peki Bay J ne dedi? Bilal Bey aradı. Yayına bağlanmıyor fakat şunu söylüyor. Evet, yersiz bir şaka yaptım. Süper. Ha, iyi. Tabii, süper. Bak buradaki klas işte Bay J'nin demek istiyorum. Verelim hani, bence. Çok iyi bir sunucu ve radyocu dedim evet. Ya. Çok da entelektüel okumuş bir adam. Evet öyle. Ve hemen pozisyonunu alıp özür diliyor işte ve çok güzel özür diliyor. Çok doğru bir hareket yapıyor. En doğru yapıyor. Hareket biliyor musun? Çok. Bayıldım o. Bu hareketine bayıldım. Evet en azından çok. Hata yaptığını maksadımı söylüyor. Aşmışsam çok da güzel kelimeler kullanıyor. Hani bizim onu yerdiğimiz konudan o kendini yerip çok özür diliyor. İyi yani çok onun güzel. Farkında olup da özür dilemek evet. Kadar daha büyük bir erdem yok. Bazıları hiç kabul etmezler hatalarını. Hani bu özürü geldiği zaman ne yaptığının farkında, hata evet. Olduğunun farkında. O zaman bir sorun yok. Sadece ama orada şık değildi yani. Ödül töreninde Zeynep miydi neydi o küçük bir kız var. Ona bastık. Bastık. Ona da ödül vermişler. Yani ya bu Zeynep bastığın rüzgar. Ben çok rüzgar olduğunu düşünüyorum. Zaten rüzgar zaten... sevgilisi mi ne birisi varmış herhalde. O onun o onu destekliyormuş bir şeyler oluyormuş. Yıllardır hayat bu memlekette işler hep böyle yürüdü evet. Be Arto'cum. Sen çok daha iyi doğru bilirsin yani. Erkeklerin hiçbir şansı yok yani. Hı? Kadınlar hep böyle sevgili bulamıyor. Ya kadını şampuan reklamına çıkardılar saç ya. Yok. Evet. Ya saç öyle yani. Saç öyle yok. Bunlara bir tane grup var. Bir tane grup var diyor. Senin diyor kafandaki diyor perik diyor tutturmuşlar. Ne oldu? Ertesi gün nazı geldim çektim ama ya. Ama hayır yoğalmanı istiyorum ya saçlarıma. Yoğlasın saçlarım. Ben kendim kıyamadım ama buna kıydım biliyorsun. Evet annem çok üzüldü. Ya. Saçımı çektim diye. Niye? Annene gerçekten. Bak sen. Oy. Niye üzüldüm. Çektin? Annesi kızının, çok acıdı mı dedi? Annesi kızının Chucky bebek olduğunu bilmediği için. Chucky. Anne ben kuliste onların nelerini çekiyorum hiç yani. Şimdi bu ne demiştin sen kim Zeynep? Hayırlı uğurlu olsun mahkeme haberi geldi. Hadi 40-60. Hadi 40-60 yaşasın. Arto kim? Ay bilmiyorum. Aynı anda geldi biliyorsun değil mi? Ya o zaman birlikte. Birlikte. Kesin Selin ciğercidir. Güçlerimizi ya birleştirelim. Ne vardı başka bir şey? Valla ben daha bak 7 yıldır bu programı yapıyorum. Daha bana bir gün mahkeme açıp da daha kazanan olmadı. Boşu boşuna oraya... kendi algı yaratmak için haklıymışsınız gibi davalar açıyorsunuz mahkemede şeylerinde gerçekten. Bir yangın merdiven, kazanın. Yangın merdiveninden bir kaçış var. Kim kaçmış? Kim kaçmış? Seren'i andırıyor bu. Hani bize diyor ya biz devamlı ifade veriyoruz arkadaş arka kapıdan kaçıyor. Hande Erçel. Sadece canım ne zaman istiyorsa onu o zaman yapmak isteyen bir insan olduğum için. Aha. O yüzden yani senin gibi böyle... Kurbanlık koyun gibi gitmiyorum. Ben giderim. Ay ben her şeyde düz adamım ya. Bana ben ya, ben var ya bakarım. Bana diyecek belki saat 5'te burada ben 5'te orada olurum. Kadını gör damacanaların içinden. Olmam ben. Hiç sevmem bana kural konmasını. Hiç hayatta küçüklüğümden beri. Hiç sıfır. Ya her gün geç kalırdım okula. Bizim kanalın arka kapısı olduğunu da böylelikle 6 yıldır ilk kez öğrenmiş oldum. Peki şimdi niye Hande Erçel yangın merdivenlerinden kaçıyor? Bir markanın yüzü, bir kıyafet evet. Firmasının yüzü. Onun çekimleri için Nişantaşı'nda bir otelde. Fakat o sırada basın mensupları arkadaşlarımız dışarıda olunca görüntü vermek istemiyor. Yangın merdiveni. Hande Erçel başkasıyla beraber çocuklar. Aa. Evet evet bu çocukla değil Kerem'le değil. Zaten. Kiminle? Bir başkasıyla beraber. Yani onunla alakalı iz üstündeyim. Yani ama Kerem'le değil. İnşallah eskilerden birine dönmez.
Eskiler değil. Eski de değil. Yeni. Yeni. Başkasıyla beraber. Ah, zengin mi? Ünlü mü? Oyuncu sence mu yani? Sence ben en başta bunu öğrendiğim şey bunu sorar mıyım zengin mi diye. Beni en alakalı haberciye vardı. Sen direkt zengin ben, mi? Hayır. Ben direkt ünlü mü ünsüz mü? Bir ondan başlarım hemen. Ünsüz. Ha. Ama zengin olup olmadığını bilmiyorum. Bence zengindir. Niye saklıyor? Ben de direkt sorarım sevgilisi mi var yok mu? Bu saatten sonra. Ne olacak? Gönül zengin kızın durmaz. Fakir aşkı. Yani ama öyle. Ben beğeniyorum. Öyle. Ama dizi tabii artık çok ağır diziler oldu. Bu dizi zaten yazlık bir diziydi. Tabii buraya kadar bu kadar gitmesi drama, bile güzeldi. Bu kadar drama varken onların tutunması, tabii. Bu kadar tutunması bile çok büyük başarı. Kimlerle savaşıyorlar. Evet, çok tabii, büyük tabii. Başarı. Onun için takdir ediyoruz. Yok biz kutluyoruz. Bir de Hande, Hande gerçekten çok güzelleştin. Ya o bazlama diyorlardı ya bir zamanlar hani. Ama o kişi normal değil mi acaba? Hayır abi. Herkes çok, yazıyor. Çok güzel yazmış sana. İyi ki yazmış. Evet bence çünkü de. İnanılmaz bir değil. Her şerbe bir hayır verdi. Çok güzelleşti. Çok komik tipler var bu memlekette vallahi. Çok güzelleşti. Evet evet çok güzelleşti. Bayıldım. Ben bayılıyorum şu bakalım anda. Çok kimle berabermiş Hande? Ay. İlerleyen gün sen iş üzerindesin. Tanıdık yani, mı? Beni buluyorlar. Buluyorlar. Söylediler Serena Hanım beraber değil. Biz çok yakınıyız. Ama ben beraber benim dediğim olduğu gibi. Kişinin de. Ben ne dedim size? Sen beraber dedin Artur. Hayır standby ilişkileri vardır. He. İki genç olarak, iki başrol olarak... He. İki modern. Bunların evet, hiçbir işte. Alakası olduğuna inanmıyorum. Hiçbir aşk göremedim ben bunların arasında. Ha, şimdi açık açık da söyleyemeyeceğim için televizyondayız. Yani mutlaka Neyse. Neyse sen Bircan'cığım git öbür konuya da başımıza iki kaza genç, bela iki gelsin. İki genç, iki sağlıklı, iki biri yakışıklı, bak, biri güzel. Masumiyet'e gidelim madem öyle. Hayır doğru da şey değil şey. Evet, Masumiyet dizisinde yani iddialar şöyle, yine Deniz Çakır'ın bir sıkıntı yarattığı, Deniz Çakır'ın bir asistanı işinden ettiği ve asistanın şikayetçi olduğu iddiaları var. Bakalım doğru mu, izleyelim. Sevilen dizi Masumiyet'te olay var. Dizinin agresif oyuncusu Deniz Çakır kostüm asistanıyla kavga etti. İşten ayrılmak zorunda kalan set çalışanı ünlü oyuncudan şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Yapımcı firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla ekranlara iddialı bir giriş yapan Masumiyet'te sular durulmuyor. Reytingleriyle izleyiciden geçer not alan dizinin kamera arkasında garip olaylar yaşanıyor. Daha önce de bir AVM'de başörtülü kızları taciz edip kavga eden oyuncu Deniz Çakır, şimdi de dizi setinde çıkardığı olaylarla gündeme geliyor. Masumiyet ilk olarak çekimlerin başladığı dönem karavan kriziyle haber oldu. İddialara göre Deniz Çakır karavanı beğenmedi. Bunu duyan oyuncu arkadaşları oyuncuya tepki gösterdi. Olayın basına yansımasının ardından Deniz Çakır kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Olayı kesin bir dille yalanladı. Aynı Deniz Çakır şimdi de yeni bir skandalla manşetlerde. Masumiyet setinin kostüm asistanı Çağatay Görgen, Deniz Çakır'dan küfür ve mobbing iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Setlerde bu tür olayların çok sık yaşandığını dile getiren Görgen, son yaşanan olayla bardağın taştığını dile getirdi. Görgen'in avukatı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Özür bekliyoruz. Şikayetin ardından ilk tepki yapım şirketinden geldi. Firma iddialar gerçek dışıdır diyerek olayı yalanladı. Müvekkil şirketin yapımcısı olduğu Masumiyet isimli dizi filmimizde yer alan oyuncumuz Deniz Çakır hakkında kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen'e küfür ettiğine ilişkin haberlerde sette meydana geldiği iddia edilen küfür veya tartışma olayı kesinlikle yaşanmamıştır. Çağatay Görgen söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği 6 Mart 2021 tarihinden 2 gün önce işten ayrılmaya yönelik olarak
istifasını şirketimize sunmuş ve işten ayrıldıktan sonra söz konusu iddiayla ortaya çıkmıştır. Çağatay Görgen'in yaşandığını iddia ettiği olaylar tamamen bir iddiadan ibarettir ve şahsın elinde iddia ettiği şekilde bir olayın yaşandığına ilişkin olarak hiçbir somut delil veya ispat aracı mevcut değildir. Sette yaptığımız araştırmalarda da böyle bir olayın yaşandığına dair bir görgü tanığı da ortaya çıkmamıştır. Çağatay Görgen'in söz konusu olay sebebiyle kendisine zorla işinden istifa dilekçesi imzalatıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Kaldı ki iddia edildiği gibi bir olay yaşanmış olsaydı, yasal haklarını kullanmak yerine işten ayrılmak üzere Çağatay Görgen'in şirketimize istifa dilekçesi vermiş olması da hayatın normal akışına tamamen aykırıdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz olunur. Yapımcının ardından Deniz Çakır sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Yoktur başka cevabım, olamaz da" notunu ekleyerek kostüm asistanını fırsatçılıkla suçladı. İki gün önce istifasını vermiş, bölümün bitmesini bekleyen birinin "beni işimden etti" sözü yalandır. Vermeyin böyle fırsatçılara mahal. Birinin tanınırlığını fırsat bilip kendine mağduriyet hikayesi yaratmaya çalışmak kötülüktür. İftirayla yol yürünmez, olmayın parçası diyerek önce biz basın mensuplarını sonra da kamuoyunu uyardı. Daha önce dediğimiz gibi yaşananlar bize biraz garip geldi. Bakalım yorumcularımız ne diyecekler? Gerçek var, o da şu: eğer adın 9'a çıktıysa inmiyor 8'e. Aynen. Şimdi öyle. Deniz Çakır'ın agresif tavırlarını biliyoruz. Yaklaşık 2 yıldır da bu davalar sürüyor ama her seferinde de tukaka Deniz bunu yaptı falan demek doğru mu? Ay, hele şükür Bircan, yani aynen öyle. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Ben zaten her olayda, konu ne olursa olsun, kim ünlüyse onu yerden yere vurmaya çalışıyor herkes. Hepimize yapılıyor bu. Fatura hemen ünlü olana kesiliyor. Ve kolay olan da o olduğu için. Ve şuna da inanmak daha kolay yani. Ünlülerin kaprisi var. Ünlüler gerçekten bağırıyor. Kötüdür ünlüler. Herkes bunu yapıp bu çalışanlar, onun bunun işte hepimizin yanında çalışanlar, zamanla başkalarının da aldığı akılla böyle hikayelerle ortaya çıkarlar ve herkes de buna inanır. Şimdi zaten şartlarda bağlayacağız biz arkadaşımızı ama. Çünkü Deniz'in söylediği bir şey var. Diyor ki Deniz, zaten çocuk diyor 2 gün önce istifa etmiş diyor. Şimdi bakalım çocuk böyle bir iddiada bulundu mu? Yani orada yapım asistanı deyince sanki böyle kolayca mağduru oynayacak gibi gelmesin. Ne kötü niyetler var. Çocuk da kendini anlatsın. Eğer hazır olduğunuzda söyleyin de biz de telefona bağlayalım. Birazdan bağlanacak. Şimdi bir şey söyleyeyim. Diyelim ki settesiniz, yani veyahut da setteyiz. Bazen yapılan bir işten memnun olmadığımız olabiliyor. Ve bu kimin eksikliği? Karşıda görevi olan kişinin eksikliği. Mesela diyelim ki kuaför yapamadı saçını. Ve sete hazırlanmak ve yetişmek zorundasın. Veya makyöz yapamadı. Yine yetişmek zorundasın. Çok kısa bir zaman var değil mi? Işık yapılana kadar bunlar hazırlanmak zorundalar falan. Veya çünkü hepimiz zamanla yarışıyoruz. Bunlar bunu İzzet-i Nefis meselesi yapıyorlar. Ondan sonra gidip bütün ekip arkadaşlarına "bu bana böyle davrandı, bu bana böyle davrandı" deyip bunu kendi eksikliği olarak değil sanatçının kaprisi olarak insanlara söylüyorlar. Çünkü işin kolayı o. Yani demiyor ki "evet ben burada bir eksik davranmışım" diyeceğine, kadının kapris yaptığını söylediği zaman ona inanması daha kolay olduğu için genelde bunları kadınlara yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ünlülere yapıyorlar daha doğrusu. Şimdi bağlansın beyefendi. Yani hazırlıyoruz. Ne yaşıyorsa, ne yaşadıysa anlatsın. Ama her zaman insanlar kendi görevlerini eksik yaptığını kabul etmezler. Bunu bir sanatçıya atarlar. Bir de her şöyle zaman bir şey söyleyeceğim. Yani. Zaten bu arkadaşımız çok genç bir arkadaş. Evet. Yani muhtemelen potansiyel yanlış yapma potansiyeli zaten var. Çünkü daha yeni başlamış işe. Dolayısıyla tabii ki fırçada yiyeceksiniz. Tabii ki birden bir 21. yüzyılda birden bir şey oldunuz yani. Bir de cevap fırça yiyeceksiniz yani. Abi. Bak, böyle yetişiyoruz. Hepimiz usta yıllarca, çırak diye tabii, bir şey var. Yani biz böyle yetiştik abi. Hakikaten böyle öyle. Bir şekilde bir yerlere gelmek için. Bu her sektörde öyle. Tabii ki öyle. Bir kere ustanın sözünü dinleyeceksin. Yani ustan da fırça da yiyeceksin ya. Allah İş arkadaşın senden tecrübeliyse yiyeceksin. Tabii şimdi bugün Seren, sen bana yanlış yaptın. Teknik anlamda yanlış yaptın bir şey. Yüksek sesle bana söyleyebilirsin. Bu yanlış bir can diyebilirsin. Ben gocunma. Dediler de. Yani buraya ilk çıktı dediler de. Sen tümüyle yanlışsın zaten de. Hayır. Ciddi ol Allah aşkına ya. Ondan sonra bak mesela şimdi sen benden ayarı yedin. Tecrübeyle de ilgisi yok ama zeka ile ilgisi var. Hadi bakalım. Alo. Alo. Bak kusura bakma, bu artı ile uğraşıyorum bir yandan. İşte bak
İş arkadaşlığı çok önemli, onu anlatmaya çalışıyorum. Gördüğün gibi. Peki seni dinliyoruz şimdi Çağatay. Ne yaptın, gerçekler bunlar mı yoksa Çağatay yalan mı? Çağatay Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bir şey öğrenmek istiyorum ben. Sizin bu setten ayrılış nedeniniz sadece salt Deniz Çakır'la olan diyalog kavganız mı? Veyahut da nasıl gelişti? Yoksa siz istifa ettiniz ve şu anda bütün bunları Deniz Çakır'ın üzerine mi atıyorsunuz? Çünkü böyle bir algı var. Şimdi ben 2014'ten beri bunu tutuyorum. Sesi açalım mı biraz? Bir oyuncuyla karşıya bu denli geldi. 2014? Oyuncuyla çalıştım. Oyuncuyla saygısızlık yaptım, terbiyesizlik yaptım, ne de üstünsüzlük yaptım. Bu olay yaşandığında, ayın 6'sında yaşandı, 6 Mart'ta. Ben ayın 4'ünde istifa ettiğimi öne sürüyorlar. Fakat 6 Mart'ta, şimdi 4'ünde istifa etmiş olsam 6 Mart'ta ben nasıl set olabilirim? Ve 8'inde, ayın 8'inde de setteyim. Bana ayın 6'sında ama zaten istifa edeceğiz diye dediler. Ve dediler ki ayın 8'inde, yani bölüm bittiği için, 4. bölüm bittiği için ayın 8'inde istifa etmiş gibi görüneceksin. Yani 2 gün. O da bölüm bitirmek amacıyla. İspatlayabiliyor musunuz bize? Evet, duyuyorum. Bize bunu ispatlayabiliyor musunuz? İspatlayabiliyorum şu şekilde. Ben 2 gün önce işteki yorgunluğundan ve işin ağırlığından dolayı kendi kostüm grubumuzdan yoruldum. Yazdım fakat sesiniz gidip geliyor. Çakır, geliyor mu? Çağatay, bir dakika, sen o aradaki bütün konuşmaları duyamadık. Bir daha söyler misiniz? İş yoğunluğumdan dediniz. Sabit kalırsan olduğun yerde yürümeyip hiçbir şey yapmayıp. Sabitim. Yine gidiyor ama. Neyse, Bir dakika. Biraz daha siz... Siz operatörünüzü değiştirin bence. Tamam, şu an geliyor. Evet. Ayın 4'ünde, yani ayın 6'sında yaşanan bir olaydı. Yapım şirketi ve Deniz Çakır'ın iddiasına göre ayın 4'ünde ayrıldığımı iddia ediyorlar. Fakat ayın 4'ünde ben istifa etmiş olsam ayın 6'sında o sette ne işim var? Dakika, ayın 8'inde o sette ne işim var? Ayın 4'ünde istifa ediyorsunuz ama ayın 6'sına kadar zaten sizden ya bir süre istiyorlar. Zaten diyorsunuz ki 2 gün daha. Evet, zaten 2 gün daha devam ediliyor. Ayın onun için şekilde. Yok, yanlış anlaşıldı. Ben ayın 6'sında bu olayı yaşadım. Tamam. Bana diyorlar ki ayın, yani 2 gün tarih etmişti. Hayır, ben ayın 8'inde bir işten çıkmam oldu. Ama siz şimdi demin dediniz ki 8'inde istifa etmiş gibi gözük. Çünkü dizinin sonu öyle dediniz. Evet, o şekilde. Ben niye kabul ettiniz? Pardon, niye kabul ettiniz böyle bir şeyi? Ben zaten istifa edecektim. Ben Deniz Çakır'la ayın altında. Okey. O zaman istediyorum. Çağatay Bey, çok uzun, hani çok zamanımız olmadığı için siz zaten buradan gidecek misiniz, istifa edecek misiniz? Tam o esnada da siz Deniz Çakır'la üstüne kavga etmişsiniz anladığım kadarıyla. Yoksa kavgadan sonra mı zaten? Şimdi bununla alakalı duyamadık. Tamam, bir daha söyler misiniz? Siz istifa kararınızdan sonra Deniz Çakır'a. Deniz Çakır nedeni değil böylelikle. Sesiniz gelmiyor. Bir daha arayın siz ya. Bizim reji duyuyorsunuz değil mi? Biz hiç şey duyamıyoruz. Evet, geliyor şu anda. Evet. Ayın 4'ünde, yani ayın 4'ünde kostüm grubundan, ekip grubundan kendi arkadaşlarıma ben artık yoruldum. Fakat istifa dilekçesi yok. Evet, ama 4'ünde bu deklarasyonu yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Aslında niyetiniz belli. Çıkış zaten çıkma. Zaten gideceksiniz yani. Niyeti. Tamam. Niyetim belli. Yani bir istifa edeceğim. Evet. Tamam, hani devam edelim. Bu iş sırasında da oluyor. 6'sında da Deniz Çakır'la biz bu olayı yaşıyoruz. Bu olay nedir? Ne yaptı Deniz? Deniz ne yaptı? Ne yaşadınız yani? Deniz Çakır'ın kendisiyle, ya şahsımla veya onun şahsıyla alakalı bir durum değil. Başka bir oyuncunun kostümü yanlış giydirilmişti. Ve birden çıkıp işte ilk defa bu işi yapıyorsun. Ondan sonra birçok şey. Daha sonrasında da oyunu yıkacağız ama ben işte başından işte bilmem ne ettim. Tarzı bir küfür ettim. Tamam. Küfürüne karşılık neden küfür ediyorsunuz dediğimde attım karşımdan dedi prodüksiyona. Prodüksiyon koluma girdim aşağı indirmek için. Dedim ki bırakır mısınız kolumu? Yani alın dedi şu çocuğu karşımdan. Alın istemiyorum dedi. Daha sonrasında ben karavana gittim.
Geliyor mu sesim? Geliyor, ben anlatacağım. Evet. Deniz Çakır. Deniz Çakır, bunları sorarken siz cevap vermiyorsunuz. Kendi kendine monolog şeklinde mi söylüyor bunları? Siz yoksa cevap mı verdiniz? Hiçbir şekilde cevap vermedim. Bunun bütün ekip şahit ki zaten bu özel hastanede çekiyorduk. Biz şu anda oradaki kamera kayıtlarını da istedik. Çünkü benim kendisine karşı bir cevabım, herhangi bir üslupsuzluğum veya kendisini tahrik edici herhangi bir kelimem yok. Net bir, tam ne söyledi net Deniz bir küfür var mı var, içinde bu arada? Var. Net bir küfür S mü S nokta nokta evet, ettim. Evet, başımdan S ettim gibi bir şey. Evet, başımdan ama başını göndermek demek o. Ama şimdi yani bak, aslında. Çağatay bir dakika, sesinin gelmediği yerleri izleyiciye anlatayım. Başka bir kostümü, başka bir evet, oyuncunun kostümü yanlış giyilince evet, Deniz hiç üzerinde vazife olmadan ve kendisiyle ilgili bir aksaklık olmamasına rağmen çıkıp bu işi ilk kez ne yapıyorsun diye bağırmış. Ama neden olabilir, oluyor biliyor musun? Olabilir onu çünkü set uzuyor. Ha. Çünkü set uzuyor abi. Tamam. Yani bu işi ilk kez ne yapıyorsun diye bağırdıktan sonra da prodüksiyona şey bunu alın benim başımdan gibi bir şey söylüyor. Ben set uzayabilir veya orada herhangi bir aksaklık olabilir ama bunu bütün ekibin önünde bana küfür etme hakkı yok. Bana tabii orada ki, tabii ki yok. Haklısınız ama bu dava konusu da değil yani. Yani çok üzüldüm. Artık mahkemede zaten savcılık bunu değerlendirecek. Biz de kendi evimizdeki kanıtlarla yani kamera kayıtlarıyla vesaire. Hani bunu tabii ki de yapım şirketi bu şekilde yalanlayacak. Hani başka bir şey beklemiyoruz yapım zaten. Yapım şirketiyle ama siz iki üç gün önce ben yoruldum bırakacağım diyorsunuz ya. Acaba gerçekten yorgunluk muydu? Çünkü siz kaç senedir zaten bu işi yapıyorsunuz. Her evet, türlü set yaptığınıza göre bütün yorgunluklara birazcık hani alışık olmuş olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Sanıyorum şöyle orada başka memnuniyetsizlikleriniz de var mıydı acaba? Yok hayır. Seren Hanım şöyle söyleyeyim. Yorulduğum için hani kameradaki arkadaşlar da yani teknik ekip de reji de biz de hani olabiliyor kendi gruplarımız var çünkü kendi kostüm grubumuz var 5-6 kişilik bir grup. Evet. Bu gruptan yazıyorum. Oradaki arkadaşlarımız da yazabilir. Ama bu istifa ediyorum dilekçesi yerine geçmiyor ki zaten istifa dilekçem ayın 8'inde olduğu. Ama hani ya, tamam da şimdi ama siz de kendiniz de bakın şöyle siz de şu anda kendiniz de deklare ediyorsunuz zaten. Ben zaten istifa edecektim. Zaten yorgunum diyorsunuz. Zaten yorgun olduğunuz için de işinizde bir aksaklıklar oluyor. Yanlış kostüm veriyorsunuz. Yani bütün bunlar aslında bu normal gidişatta olmuş. Burada burada yıpranma söz konusu evet, zaten. Yani Deniz Çakır'ın size tabii ki saygısızlık etmiş olması tabii kabul edilemez belki bir şey ama hani bu Deniz Çakır'dan dolayı işimden oldum dendiği zaman bu başka bir ya boyut. Türkçesi yani. Denize mi patladın? Çağatay ben sana bir şey soracağım. Sen denize mi patladın? Yani çıkacaktın işte. Hayır benim patladığım gibi ben öyle duyuyorum. Yani sörde de. Ya hakaret ettiği için herkesin önünde onuru incinmiş. Benim. Oradan da tabii haklısınız. Benim hakkını hukuki yollarla arayacaksın doğru mu? Hukuki yollarla arayacağım. Yani onun dışında ben yani geçen sene evet. Hastaneler olayı Engin Akbil'e çalıştım. Oyuncularıma sorabilirsin. Kimle çalıştınız? Karşı geçen sene. Kimle? Engin'le. Buyurun. Ha ona bir soralım o zaman. O yayına bağlansın. Ya ya. Fırsatçılık mı? Şaka şaka. Yani evet, sen uzun zamandır zaten sektörde olan biri olduğun için isterseniz sorabilirsiniz diyorsun. Deniz'le ilgili aynen, böyle bir şey yaşadın. Peki Çağatay toparlamak durumundayız. Biz anladık seni. Sen de ses biraz kötü ama anlatabildik. Şimdi inan ki mahkeme süreci inan o setten daha yorucu bir süreç. Hiç vallahi bence evet, gerek daha yok. Çok bence sulh yapsanız ben daha iyi. Çok özür dilerim. Lafınızı bölüyorum. Söyle. Şunu söylemek istiyorum. Benim kendisinden faydalanma. Çünkü ben bir insan değil. İnternete faydalanma, adı duyurma. Böyle bir çabam da olamaz. Çünkü oyuncu değilim. Ben şarkıcı değilim. Herhangi bir şey değilim. Doğru. Ve kendisinden taciye de maddi manevi tazminat değil. Ben özür bekliyorum dedim. Benim ya kendisine para şekilde kazanma gibi bir amacım da yok. Senin gönlünü alır ya. Evet evet. Bence de gönlünü alınacak bir durum. Değilim, özür dilerim. Ya peki, bir şekilde dirayo o senden. Peki, çünkü bir şey bunu uzatma bence. Bu nasıl buraya kadar geldi? Basınlık oldu peki. Bu kadar hiçbir şey istemiyorsunuz da. Kızmış o da ünlü işte. Ünlü olmak istemiyorsunuz da. Ya da hiçbir şey istemiyorsunuz da. Nasıl bu bütün her yerde bir numaradan girdi? Yani şöyle söyleyeyim. Zaten bir dava açtığınız zaman bu hani bir ünlüyle alakalı dava. Çünkü halktan bir açmıyorsunuz. Ünlü bir dil açtığınız. Basın olduğu için olduğu şey yapabilir. Bu dava zaten anlıyor ve bu dava, yani bunu siz sızdırmadınız yani birden sizin ünlü birine dava açtığınızı siz ve avukatınız olarak gazeteciler
oradaki basın pat diye anladı ki siz Deniz Çakır'a haber dava açacaksınız ve çekelim dediler. Tabii bu kızgınlıkla hayır belki de herkesin bilmiş olmasını da istemiş olabilir. Yani birisi bana hakaret ederse ben o zaman sapı oynamayalım. Hayır şöyle yani, hani onurum kırıldığı zaman öğrensin herkes isterim ama sen bir set çalışana ve bu işte uzun yıllardır olduğuna göre bundan sonraki süreçte iş bulabilmek ve rahat çalışabilmek için her dizi oyuncusuyla tartışmanı mahkemeye veyahut da işte ortalığa yayarsan bundan sonra senin güvenilirliğin açısından sette çalışman da çok zorlaşacak. Ya bir de bence. Set bu. Yani sette stres olur. Tabii. Birbirine yani evet, bilmem haklısın, ne der. Haklısın. Yani bu gerçek lafı, anlamda olan bir şey değildir. Canım haklı. O lafı işitmemeliydi herkesin önünde ama hani sadece. Mahkeme bilemedim yani. Söyle. Tekrar lafınızı bölüyorum. Şimdi zaten ben bunu bir risk alarak yapıyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben bir set çalışanıyım. Tabii ki de o da karşımda da bir kendi baş... Kendine zarar. Olmayacak zaten. Onu biliyorum. Ama ben hakkımızdan bir tekrar yapıyorum. Bence sen hakkını... bence sen hakkını... Ya tabii hakkını ara. Bak yani. Ben, şimdi sen konuştun ya şimdi. Biz de sana hani bir şekilde dostane bir şekilde diyoruz ki... Deniz bir şekilde orada streslidir, orada stresli bir ortamdır. Olmaz hepimizin hayatında ya, böyle saat, olabiliyor. 15 saat çalışılıyor. Bazen herkes ağzından istemediği şeyleri çıkartabiliyor. O senin gönlünü alsın. Sen de bu davalarda de. Falan uğraşma. Çünkü bu senin mesleğin içinde iyi bir şey değil. Gerçekten. Hani biz yapıcı bir programız. Yani o yüzden yani de iyi olmanı isteriz. Risk farkındayım bununla evet, alakalı. Ama meslek yaşam. Özür dilerse dedin, özür dilerse geri alırım dedi. O senin gönlünü alır diye düşünüyorum. Özür dilerim. İnşallah. Hani eksik yapılabilir, ondan hata yapılabilir, her şey olabilir. Doğru söylüyorsun. Orada o da birazcık şeyine maksadını açmış ve saygısızlık yapmış. Ama herkesin hayatı... Evet ama siz de işinizde maksadınızı açmışsınız. Yani kapandı ama... Siz evet. De senin suratına kapattı telefonu. Yüzüme kapattı telefonu gördün mü? Hayır. O da yanlışlıkla yaptı. Hayır bir şey söyleyeceğim. Siz de doğru iş yapmamışsınız. İşinizi yapamamışsınız. Tamam da bu ona küfür etmesin de evet, şey tamam. Yapması herkesin yani, içinde de. Hayır o taraf da yanlış yapmış ona ya bakarsan. Belki bak genç yani, çocuk belki hoşlandığı biri var ortamda biri var falan neyse. Gururu kırılmış çok ama. Çok sarttık. Emine'ye geçelim mi? Emine'ye geçelim. Emine nafaka ödemedi. Restoranda parasını ödemedi. Hadi ay kaçtı. Saçmalama. Yok canım. Emine nafakasını ödemediği iddiasıyla ha. Mustafa Sandal'la ilgili konuşmuştu. Mustafa'dan enteresan bir tepki, bir karşı atak. Hmm. Buyurun. Nafaka golü yedi. Karşı atağa kalktı. Bir gazete haberine göre Emine Yahoviç'in haciz gönderdiği Mustafa Sandal eski eşine velayet davası açarak cevap vermeye hazırlanıyor. 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Emine Yahoviç ve Mustafa Sandal 2018'de yollarını dostça ayırmıştı. Evliliklerinde Yavuz ve Yaman isimli iki çocukları olan çiftin bugüne kadar kavga ettiği ne görüldü ne duyulmuştu. Ta ki Mustafa Sandal'ın nafakasını ödemediği ortaya çıkana kadar Emine Yahoviç için iddiasına göre, boşanma protokolüne göre eşine ayda 15 bin Türk lirası, oğullarına da 10 bin Türk lirası nafaka ödemeyi kabul eden Mustafa Sandal'ın yıllardır nafakasını ödemediği ortaya çıktı. Emine Yahoviç verdiği bir röportajda sorumluluktan kaçıyor diyerek nafaka olayının perde arkasını şöyle anlatmıştı. Mustafa Bey ile Haziran 2018'de anlaşmalı olarak boşandık. Anlaşmalı boşanırken de karşılıklı olarak bir takım sorumlulukları kabul ettiğimizi mahkeme önünde protokole yazarak imzaladık. Çocuklarımın sağlığı sigortası ve iştirak nafakası da bunlardan biridir. Ancak boşandıktan çok kısa bir süre sonra tüm sorumluluklar bana aktarılmaya başlandı. Babalığına dokunan bu iddialardan sonra eski eşi Emine Yahoviç de sadece avukatları aracılığıyla görüşen Mustafa Sandal dava açmaya hazırlanıyor. Velayet savaşı başlıyor. Mustafa Sandal haciz hamlesinden sonra eski eşine velayet davasıyla cevap verecek. Sandal gerekçe olarak Emina'nın sık seyahatleri sebebiyle oğullarını ihmal edip onları sürekli bakıcılara emanet ettiğini gösterecek. Bu bir iddiadır diyeyim. İnanmak istemiyorum çünkü. Böyle bir şey yaparsa reklamlardan sonra konuşalım. Reklam mı? Peki reklamlar. Evet, velayet davası açacağım demiş ve hatta bütün şeylerin dilekçeye de çocukları bakıcılığa bırakıyor, çocuklarla ilgilenmiyor gibi bir şey yapacağım demiş. Karşı atak olarak yapmaz diye. Kim şimdi velayet alacak? Mustafa Sandal. Almasa bile
uğraştıracağım demiş. İddialar çocuklar böyle, ben inanmıyorum yaşında? Bu arada. Çocuklar kaç hiç yaşında? 9 yaşında bir tanesi galiba. 9-10'dur yani. Evet o yaşlar. 9-7 falan o rakam o yaşlarda. Bunların arasında bir şey oldu belliydi ama. Yani Mustafa'nın nafaka vermemesinden Mustafa'nın işler kesat galiba. Yok onunla alakalı değil. Tamamen karı koca inadı bunlar. Aa. Ve erkekler bir zaman sonra... Ay neyin inadı? Ama diyor. Çocuk... Yani Mustafa maşallah her dakika birileriyle zaten birlikte... Girlfriend'i var devamlı. Ama bir şey kendi basınlık oluyor üstelik. Ama Arto hani. Yemin ediyorum bütün yaz... Çünkü yan yana teknelerdeydik. Yemin ediyorum çocuklar hep Mustafa'daydı. Anneannesi de... Ama tamam, yazın ama öyle olur. Evet. Yani şöyle annesi çocukların başında değilse devamlı geziyorsa bu problem. Ben Emine Hanım'ın ama öyle devamlı geziyor. Ama hiçbir mahkemenin de çocuğu alıp da babaya bu nedenden dolayı vereceğini düşünmüyorum. Ben Emine Hanım'ın iyi anne olduğuna inanıyorum. Ben çok Mustafa'nın bunu yapacağına inanmıyorum Emine zaten. Emine da yani hiç alakam yok. Yani çok sevdiğim birisi de değil ama mesela ben de sağlam çocuklarını seven ve koruyan bir kadın şeyi var. Hiçbir kere... Ya şeye erkekler ayrıldıktan sonra çocuklarının annelerine para vermek istemiyorlar. Bir lirasını da hele bir başkasıyla beraberliklerini duyunca hiç vermek ama istemiyorlar. Ama ne demek çocuğu o? Tabii ki çocuğu. İşte çocuğuma direkt ben vereyim diyor. Mesela masraflarını çocuğuna ben 10 yaşındaki çocuğa. Hayır zaten bence hayır. Banka üzerinden halletsinler. Atıyorum işte. Ya ama bir öyle şey varsa direkt oraya yapsın zaten. Bir şey. Yani evdeki yiyeceği yemeği... gofretinin bile parasını ödemek zorunda olduğu Allah için Allah. Bir şekilde annenin ne yapacak onda mı bankaya atsın? Ay bu size bir şey söyleyeyim mi? Bak evlenmek dert. Gofretini çocuk, ayrı çocuk dert. Yapmak dert. O büyütmek dert. Ayrılmak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bazen şu anda ne diyorum biliyor musun? Şükürler olsun. Evet aynen. Bak sana gerçekten söylüyorum. Oh, kafam rahat şu anda mesela. Yani şimdi mesela düşünüyorum böyle şimdi birisi çocuğu almaya çalışıyor. O velayet davası açıyor. O parasını ödemiyor. Kavga yani çok sıkıntılı bir vaziyet. Bu konu beni sıktı. Ay var ya sizde var ya öyle bir şey olsa zaten rezil. Hoşçakalın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben...